Merhaba, herkes hoş geldi, hoş geldiniz. Bugün Dynamics 365 proje yönetimindeki yenilikler, danışmanlık süreçlerindeki değişimleri konuşmak üzere iki tane çok değerli arkadaşımız var. Öncelikle tabii ben Fatih Demirci, artık bu 8.si olduğu için kendimi çok tanıtmıyorum. Şimdi hızlıca arkadaşları tanıyalım. Kendileriyle ben çok uzun zaman çalışma fırsatım oldu. İlkin Nusret'le başlayalım. Nusret şu anda yurt dışında, Londra'da çalışıyor. Nusret, sözü sana bırakıyorum. Bir tanıt arkadaşları kendini. Peki. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İsmim Nusret Farumaz. Fatih'e de çok teşekkür ederim her şeyden önce bu etkinliği düzenlediği için. Benim endüstri mühendisliğinden 2006 yılında mezun olduktan sonra ERP projelerinde çalışmaya başladım ben. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Öncelikle Baan danışmanı olarak 2009 yılına kadar çalıştım. 2009 yılından itibaren ise Dynamics AX üzerine danışmanlık yapmaya başladım. Öncelikle çeşitli partnerlerde danışman ve proje yöneticisi görevlerinde bulundum. 2015 yılından itibaren ise freelance olarak hem kendi müşterilerime hem de partnerlere hizmet verdim. Ve genellikle implementasyon projelerinde yer aldım. 2018 yılında ise Londra'da çalışma hayatıma devam etme kararı aldım. Son 2 senedir de burada yine Dynamics AX ve 365 üzerine danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Buradaki projelerde danışman olarak görev alıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Teşekkürler Nusret. Zaten tecrübenin ayrıntılarını sohbet esnasında ayrıntılandıracağız. Şimdi Yakup hocama söz bıraktım. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Yakup Toraman. Ben de Dynamics AX'ta uzun bir süredir çalışıyorum. 3.0, 4.0 versiyonlarına destek verdim. 2009 sonrasında da canlı olarak proje geçişlerinde rol aldım. İşte en son AX 2012'den sonra, R3 versiyonundan sonra artık 365'te daha fazla haşır neşir olmaya başladım. 365'te de özellikle Dynamics 365 Retail ve yeni adıyla da Dynamics 365 Commerce'ün detaylarıyla daha fazla bu aralar ilgileniyorum. Bu şekilde özetlemiş olayım. Ben de Fatih'e bu organizasyon için teşekkür ediyorum. İnşallah devamında gelecektir diye ümit ediyorum. Uzun bir süredir artık ritim kazandı diye düşünüyorum. Daha fazlası olacak diye düşünüyorum. İnşallah teşekkürler. Sizlerin katkılarıyla güzel içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Yakup hocam söz sendeyken direkt muhabbete başlayalım. Yani şöyle bir giriş yapalım diye düşünmüştük. Yeni proje yönetimindeki yaklaşımlar neler? Neler geldi? Neler değişti? Bunlarla ilgili bize ne söyleyebilirsin? Ya burada özellikle ben AX 2012 versiyonu ile ve önceki versiyonlarla bir kıyaslama içerisine gideceğim ve son birkaç sene içerisinde gelen değişim dönüşümden bahsedeceğim. İlk LCS ile yani Microsoft projelerinde LCS ilk defa gündeme geldiğinde ben bir incelemiş ve şirket içi bir sunum yapmıştım ve açıkçası bana şey gelmişti. Ben bir partner firma çalışanı olarak biraz bunu kendime uzak bulmuştum. Ama şu anda anladığım ve işte bu proje yönetimi yaklaşımındaki değişim olarak gördüğüm şey artık partner merkezli bir yapıdan çıkıp daha fazla müşteri merkezli bir yapıya doğru bir gidişat var. Bu yaklaşım bu şekilde değişti. Yani müşteri birazcık daha doğrudan sağda diyebilirim. Eskiden birazcık daha hani dışarıdan bir hizmet alan konumdaydı müşteri. Ama şu anda doğrudan icranın içerisinde hatta başında diyebilirim. Bir başka hani belki benzetmeyle de hani konuyu açmak gerekir. Şey derdim eskiden, partner ve müşteri bir kuşun iki kanadı gibidir. Bir projenin doğru bir şekilde başarıya ulaşabilmesi için iki kanadın da düzgün işlevini görmesi gerekir derdim. Şimdi belki bu yeni ne geldi dediğim zaman bu iki kanadın arasında gövde olarak da Microsoft durmaya başladı. Yani Microsoft da eskiden sadece lisanslayan veya işte ihtiyaç duyduğumuzda gittiğimiz bir kapı olmaktan çıktı. Doğrudan bu iki kanadı yani partner ve müşteri tarafını birleştiren bir unsur olarak konumlanıyor.
müşterinin süreçte daha fazla katılmak durumunda olduğunu söyledim. Bir diğer vurgulamak istediğim şey de, yani proje yönetimi etken başlıklardan bir diğeri de ürün yapısının değişmesi. Yani eskiden biz ERP danışmanlığı yapıyorduk. Şu anda ise bir ürünler kümesinin, Dynamics 365 dediğimiz platformun danışmanlığını ve projelerini yapıyoruz. Buradaki yapının değişmesi ürünlerin fazlandırılarak devreye alınmasını beraberinde getirdi. Örneğin eskiden mesela bir finansla veya bir supply chain'le bir perakende kısmını, yani bunları üçünü bir arada barındıran bir şirkette bunları ayrı ayrı yapmak çok zordu. Çünkü biz ERP denen bir bütünü aslında implement ediyorduk. Şu anda ise bunlar ayrı ayrı ürünler olduğu için daha rahat bir fazlandırma getirebiliyoruz ve bunu da proje yönetimine yani olağanüstü farklar getirdi. Yani baştan aşağı yeniden düşünmeye gerektirecek bir yapısal dönüşüm getirmiş oldu. Yani kabaca bu şekilde özetleyebilirim. Yani partner merkezli yapıdan müşteri merkezli bir yapıya geçtik ve Microsoft da işin içerisine dahil oldu. Diğer taraftan ürün yapısının değişmesi de proje yönetimini baştan aşağı yeniden gözden geçirmemize, yeni yaklaşım üretmemize neden oldu diyebilirim. Teşekkürler Yanık Hocam. Nusret, aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Özellikle yurt dışı projeleriyle de kıyaslama imkanım var. Proje yönetimi yaklaşımlarında nasıl yenilikler var, ne söyleyebilirsin? Öncelikle ürün çok ciddi olarak yaklaşımını etkiledi. Çünkü sürekli artık ürün üzerine fonksiyonel ve teknik güncellemeler geliyor. Siz projeye başladığınızda işte şu andaki versiyondan konuşacak olursak 10.0.7 ile başladığınızda projeye belki canlıyı alırken 10.0.11 ya da 12 ile canlıyı almak durumunda kalabilirsiniz. Bu şunu getiriyor tabii. Proje boyunca birçok update geliyor ve bu update'ler fonksiyonel de olabiliyor. Sizin tüm yapacağınız tasarımları veya geliştirmeleri etkiliyor. Öncelikle ürünün gelecek 6 ayına ve planına bakmanız gerekiyor. Buna göre de tekrar projedeki tasarımlarla ilgili görevleri gözden geçirmelisiniz. Bu hani benim son projemde çok önemli bir hale geldi. Çünkü her update'ten sonra bile sizin tekrar key user testleri, unit testler veya regression testleri yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ve bu da projeye ciddi bir maliyet getiriyor. Çünkü kaynak ayırmanız gerekiyor, süreleri uzatıyor. Yeni yaklaşımda çok daha dinamik olmak gerektiğini söyleyebilirim. Ve ürünle ilgili gelişmeleri daha ciddi takip etmemiz gerekiyor. Bu özellikle danışman tarafından da yapılması gereken artık bir ekstra bir görev. Her bir update'deki ya da yeni gelen feature'ın nasıl implement edileceğini veya sizin mevcut süreçlerinizi, tasarladığınız süreçleri nasıl etkileyeceğini bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında daha farklı tool'lar kullanmaya başladık. Evet, LCS önceden de hayatımızda vardı ama etkinliği düşüktü. Şu anda çok daha etkin ve işimizin artık bir parçası. LCS'i etkin olarak kullanıyoruz. Özellikle retail projelerinde daha da önemli rolleri var. Çünkü sizin package'larınız artık LCS üzerinden download edilip kuruluyor. Veya bir commerce scale unit yapılarınız varsa bunların hepsini LCS üzerinden deploy edebiliyorsunuz. Ve bunları da fonksiyonel danışmanın bilmesi gereken işler haline dönüştü. Bir diğer yeni tool ise DevOps. Artık DevOps projelerimizin tam ortasında. Öyle ki projenin başından sonuna kadar ve canlı sonrasında da çok etkin bir rol oynuyor. Yaptığınız tüm işler, tüm tasarımların ya da görevlerin tarihçesi, karşınıza çıkan hatalar, işte Microsoft'ta bildirmeniz gereken bug'lar hepsi artık DevOps üzerinde ve çok güzel bir projeyle ilgili hem tarihçi oluşuyor hem dokümanlar oluşuyor ve siz geriye dönüp baktığınızda hangi işle kimler ne kadar zaman harcamış veya ne tür yorumlarda bulunmuş hepsine DevOps üzerinde ulaşabiliyorsunuz ve DevOps'u sadece müşteri değil partner kullanıyor.
diğer third party programlar varsa onlardaki kaynaklar kullanıyor. Müşteri tarafındaki proje ekibi kullanıyor ve yönetim kullanıyor. Böylelikle ortak bir platform haline geldi. Bu da herkesin işini kolaylaştırıyor. İşleri daha kolay takip etmesini sağlıyor. Bu aşamada sözünü unutma, şunu sorayım. Aslında Lifecycle Services ile Azure DevOps aslında proje yönetiminin olmazsa olmaz iki tool'u şu anda. Ama yani bir mesela projeyi aşamalandıran başka bir tool'a da ihtiyaç duyuluyor mu? Kullanılıyor mu sizin projelerinizde? Yani Visio gibi yani proje structure'ını oluşturmak için bir tool gerekiyor mu? Süreç tasarımlarını Visio'da yapıyoruz. Ayrıca proje planını MS Project'te yapıyoruz. MS Project'te yapıyoruz. MS Project mutlaka kullanılıyor. Ama MS Project'te yaptığınız tüm detaylı plan ya da kaynak atamalarının karşılığını DevOps'ta da yaratıyorsunuz. Yani ikisi paralel işliyor. Farklı araçlar. Çünkü hani bağımlılıkları ya da proje üzerindeki değişiklikleri MS Project'te daha hızlı takip edebiliyorsunuz. DevOps hani işin biraz da şey tarafında, tüm ekip olarak aynı görev üzerine ne tür işler yapıyorsunuz veya tamamlıyorsunuz veya farkındalığı artırmak için yaptığınız işin kimler tarafından görülmesini istiyorsanız DevOps kullanıyorsunuz. MS Project'te bunları yapamıyorsunuz tabii. Orada bir de kod kontrolü, hani kod versiyonlama, kod geçişler, build'ler, bir sürü farklı özellik var aslında Azure DevOps'ta. Aynen öyle. Change request'leri yine DevOps üzerinde takip ediyorsunuz. Veya koddaki bir değişikliği genelde developer'lar attachment olarak ekliyor. Siz hani eğer ihtiyaç duyuyorsanız koddaki değişikliği de yine DevOps'tan görebiliyorsunuz bir fonksiyonel danışman olarak. İşte gidip DevBox'a bakmak zorunda kalmıyorsunuz. DevOps'ta o değişikliği görebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük kolaylık getiriyor proje içerisinde ve daha az zaman harcama durumunda kalıyorsunuz. Yani diğer türlü test ettiğiniz bir fonksiyonla ilgili eğer bir hata varsa sürekli koda bakmak durumunda değilsiniz. Farklılık neyse onu buluyorsunuz ve onun üzerinden konuşmaya başlıyorsunuz. Bunlar büyük avantajlar getirdi bence proje yönetiminde. Yani benim bir fark ettiğim diğer yaklaşımda farklılık ise iletişim önceki proje yönetim tarzlarına göre çok daha önemli bir hale geldi. Artık proje ekipleri key user'larla birlikte veya yönetimde ilgili kişilerle birlikte çok daha fazla toplanıyor. İşte daily stand-up toplantıları yapılıyor. 15 dakika bile olsa herkesin güncel kalması sağlanıyor. Ve herhangi biri projeyle ilgili bir sorun yaşadığında onu dile getiriyor ve o anda çözüm aranabiliyor veya ilgili kişiye atanabiliyor. Çünkü farklı bir kaynak arayışına da girilebiliyor. Bunun çok faydasını gördüm ben. Ve herkesin aynı zamanda da odaklanmasını sağlıyor. Gün içerisinde projeyle ilgili neler yapacak ve hangi işleri teslim edecek gibi birçok konuda da bilgi alışverişi yapıyoruz. Evet. Tabii daha önceki eski versiyon projelerinde dediğin gibi daha çok waterfall yapıyorduk. Artık evet, daha agile'a yakınız değil mi? Tam agile yapamıyoruz herhalde ama bayağı yaklaştık. Ya tam agile yapamıyoruz. Hani ERP proje yönetim tarzına da tam agile ne kadar uygun tartışılır. Ama daha agile'ız ve hani daha süreç odaklı çalışıyoruz. O waterfall'dan artık uzaklaşıp hani süreçleri tamamlayarak ilerlemeye başladık. Ve bu aslında her iki taraf içinde, hem müşteri tarafı hem de partner taraf içinde daha fazla motivasyon sağlıyor. Çünkü işleri artık bitirerek ilerliyoruz. Ve sonuçlarını da kısa sürede görebiliyoruz. Aynı soruyu Yakup Hocam'a da sorayım. Yani Yakup Hocam, Lifecycle Services var, Azure DevOps var, işte MS Project var, Visio var. Bunların kolaborasyonundan bir aslında proje yönetimi metodolojisi çıkıyor. Nusret'in dediği gibi biz biliyorsun bir müşterimiz de şu anda direkt Agile kullanıyoruz aslında. Sprintlerimiz var, daily meetinglerimiz var.
Ama daha önceki projelerimizde böyle şeyleri çok kullanmıyorduk. Bunlar hakkında ne söylersin? Bu çevik metodolojiler işte vardı ama yani lafta vardı gibi. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. SureStep'in eskiden proje yönetimi metodolojisi olarak öne sürülen veya Microsoft'un desteklediği bir araç olarak SureStep vardı. Çok az kişi SureStep'i bilirdi. Onun içerisinde çevik metodolojiler de çok az bir yer tutardı. Ve sadece var diye vardı. Hani fiili olarak ben kullanan veya işte bunu bir gerçek bir araç olarak benimseyen bir firma görmedim. Şu anda ise Microsoft çevik tarafa da çok daha açık hale geldi ve çevikle Waterfall'un arasında birçok yani ara form da sunuyor. Dolayısıyla müşterinin yapısına göre bir anlamda bizim şekillendirme olanağımız var. Öte yandan bu hani vizyodur, projektir vesaire bunlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani eskiden bu şöyle bir şeydi. O projenin paydaşları, örneğin proje yöneticisi veya danışman bir dokümanda bir şeyler yapar ve kendi bilgisayarına tutar veya bunu işte e-postayla attığı kişilerle iletişim halinde olurdu. Ve bunun üzerinden bir süreç şeklinde. Yani biraz daha kişisel bir deneyimden bahsediyoruz. Kişisel bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ve o kişiler kadar paylaşımcı ve doğru bir proje yönetimi süreci işliyordu. Daha etkin bir proje yönetimi işliyordu. Şu anda ise bu süreçler yani özellikle LCS'i merkeze alarak bir forma, bir norma bağlanmış durumda. Dolayısıyla artık herkes küresel anlamda bir ortak bakış açısına sahip. Yani yalnızca Türkiye'de yaptığımız 10 proje birbirleri proje metodolojisi açısından standartlara uyum açısından belli yapıları takip etme açısından benzeşmiyor. Aynı zamanda küresel anlamda da ortak bir dile de bir anlamda kavuşuyoruz. Yalnız bu ortaklıkta şeyi de atlamamak lazım. Hani müşterilerin kendi ihtiyaçları, kendi yapıları, büyüklükleri de bu sürece etki ediyor. Dolayısıyla yani elimizdeki araçlar da bütün bu çeşitliliğe hitap edecek kadar esnek. Yani bir ortak bir omurga var paylaştığımız, bunun dışında ortama göre yapılandırabildiğimiz ve eskiyle kıyaslanmayacak kadar verimli kullandığımız bir altyapı var. Bunları yani kısmen hala dağınık bulabiliriz. Hani vizyodur, projektir, hala bunlar biraz dosya olarak evet duruyor. Ama öte yandan bunlar gittikçe daha da fazla bütünleşiyor. Mesela Nusret az önce şeyden bahsetti, Business Process Model'dan bahsetti. İş süreçlerini yapılandırdığımız şeyler. Bunları da yani ben hatırlıyorum işte birçok müşterimiz apayrı mecralarda yapıyorken artık bunu aynı ortamda yapıyor. Ve eskisi de yine yani kıyas kabul etmeyecek kadar bir verimli ve doğrudan kullanılan dokümanlar var artık. Mesela çevikliğin önemli prensiplerinden bir tanesi de budur. Kullanılmayan, fazla işe yaramayan veya verimsiz olan dokümanların dışarıda bırakılmasıdır. Bunun da artık proje yönetim araçlarına ve proje yönetimine yansıttığını gözlemliyorum. Tamam. Yakup'a ek olarak söyleyeceğim bir şey daha var yaklaşımda. Artık danışman olarak yeni bir analiz yaptığınızda ya da tasarım yaptığınızda karşınızda sadece key user'lar olmuyor. Aynı zamanda iş analistleri de oluyor. İş analistleri süreçleri zaten ya daha önceden analiz etmiş ve dokümante etmiş oluyorlar. Ve bunlar tamamen herhangi bir ERP sisteminden bağımsız olarak analiz edilmiş süreçler. Ve siz süreçleri onlarla konuşmak durumundasınız. Bu inanılmaz bir verimlilik kazandırıyor projeye. Çünkü önceden siz çok fazla zaman harcıyordunuz süreci analiz etmek veya detaylarını öğrenmek. Artık bu konular iş analistlerinin üzerinde ve şirketlerde iş analisti olarak diyebileceğimiz ekipler var. Bu ekipler projeye dahil oluyorlar. Kısmen onlarla çalışıyorsunuz. Key user'lar artık test aşamasında devreye giriyorlar. Ama iş analistlerin buradaki projelerdeki verimliliğini çok arttırdığını söyleyebilirim. Ve bu bize çok fazla zaman kazandırıyor ve doğru sistem tasarımlarını yapmamızı sağlıyor. Aynı zamanda kapsam içinde ciddi bir çalışma oluyor. Çünkü elinizdeki analiz dokümanlarına bakarak artık kapsamı belirliyorsunuz ve daha sonra projenin aşamalarında veya canlı sonrasında kapsamla ilgili çok daha az sorun yaşıyorsunuz. Tamam. Size şunu sorayım sana bir de.
Şimdi daha önce biliyorsun Microsoft projelere çok dahil olmazdı. Artık bu değişti. Bununla birlikte müşterinin, partnerin ve Microsoft'un projedeki rolü nedir şu anda? Nasıl bir gelişme var? Nereye doğru evriliyor? Bunun hakkında ne söyleyebilirsin? Ya ben en son projemde çok fark ettim bu gelişmeyi. Projenin öncesinden sonrasına kadar Microsoft aslında her aşamada vardı bizim projemizde. Öyle ki haftalık toplantılar yapıyorduk Microsoft'taki bir ekiple. Ve siz ilk başta kurduğunuz ortamlarda herhangi bir destek ihtiyacınız varsa, bu bir modül kurulumu da olabilir veya bir bug olduğunu düşündüğünüz bir sorun da olabilir. Bunlarla ilgili DevOps'ta açtığınız ticket'ı LCS'de bir Microsoft ticket haline dönüştürebiliyorsunuz ve çok kısa sürede destek alabiliyorsunuz. Bu tabii müşteri ve Microsoft arasındaki destek anlaşmasına da bağlı olarak değişiyor. Ve hani söylediğim konu genellikle Dynamics 365 üzerinde yaptığımız olan çalışmalar, projelerde geçerli. Microsoft'un hani bu konudaki gelişimi bence çok çok iyi. Öncekiyle karşılaştırdığımızda özellikle AXE 2019 ve 2012 projelerindeki Microsoft'un projeye olan desteği veya ne kadar dahil olduğu gibi konuları karşılaştırdığımda şu andaki durumu çok çok iyi durumda. Ve bize artık yani danışman olarak herhangi bir tasarımda tereddüt ettiğinizde veya hani bazen dokümanlar yeterli olmuyor, bazı detayları öğrenmek durumunda kalıyorsunuz ya da ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Bu durumda ticket açtığınızda çok şey kısa sürede cevap alabiliyorsunuz ve size yardımcı oluyorlar. Bu tabii bir aşama. İlk açtığınızda bir support engineer ile muhatap oluyorsunuz. Eğer o konuya hakimse veya daha önce sizin açtığınız ticket'a benzer konularla karşılaşmışsa size kısa sürede cevap veriyor. Ama değilse farklı kişilere ulaşmak durumunda, o da işte product team'den birilerini buluyor. Onlar size yardımcı oluyor ve artık iletişimi onlarla ilerletiyorsunuz. İlginç bir şey söyledin Nusret. Ben mesela ticket deyince, case deyince hep bir bug olur, onun ticket'ını açarız diye düşünüyordum. Mesela sen tasarımdaki bir nokta için bile artık açıp destek alabiliyoruz diyorsun. Evet, evet, aynen öyle. Açabiliyorsunuz. Ve hani açmanız da gerekiyor çünkü yeni bir özellikse, örnek vereyim işte yeni bir özellik geldi. External gift card özelliği son versiyonda. Ve hani bunu tasarlamanız lazım. Ben de bunu son projemde tasarlıyordum ve birçok konuda takıldım ki onlar daha sonra anlaşıldığı üzere bug oldu ve Microsoft bizim için fix yayınladı. Yani o fixleri biz kendi UAT ortamımıza kurduk ve onları test ettik gibi birçok aşama var. Çünkü bir taraftan da yeni özellikler var. Onları sisteminize dahil ediyorsunuz ve henüz onlar olgunlaşmamış oluyor. Mecburen Microsoft'un desteğine ihtiyacınız var yeni projelerde. Onlarsız ilerlemeniz çok zor. Tabii siz kendi geliştirme, hatta şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Kendi geliştirmelerinizin standart süreçleri etkilediğini düşünüyorsanız ve hani takıldıysanız bunlarla ilgili bile ticket açabiliyorsunuz ve support engineer sizin sisteminizi inceleyip cevap verebiliyor. Ama tamamen geliştirmeyle ilgiliyse tabii yardımcı, çok fazla yardımcı olamıyorlar. Ama onun etkilediği standart konularda yine çok şey ciddi geri dönüşler olabiliyor ve onunla ilgili devam edebiliyorsunuz. Ben çok fazla faydasını gördüğümü düşünüyorum. Özellikle son 6 aydır Microsoft'un desteği gayet güzel şu anda. Fatih, buraya birkaç ilave de ben yapmak istiyorum. Mümkünse. Tabii ya, çok iyi. Yani şöyle, ya buradaki rollerin değişimine baktığım zaman hani Nusret az önce vurguladı kuvvetli bir şekilde. Microsoft artık sahada ve doğrudan temas ediyor. Bunu temas ettiği yönlerden bir tanesi de veya alanlardan bir tanesi Fast Track. Fast Track bir program gibi düşünebiliriz.
ve Microsoft çalışanı özellikle büyük projelerde doğrudan işin içerisinde. Dolayısıyla aslında bir edilgen konumda değil de daha etken, daha işin doğrudan bir parçası haline gelmiş durumda. Festre'yi vurgulamak istedim. Birkaç cümlede partner ve müşteri sorumlulukları ile ilgili söyleyeyim. Fast-Track aslında doğru ürün konumlandırma veya işte ürünün fonksiyonlarını doğru anlama için de var ve özellikle bence bunun için var. Ve burada partner'a da şöyle bir sorumluluk düşüyor. Yani Microsoft ile beraber çoklu ürün yapısında doğru konumlandırmayı yapma, çoklu bu fonksiyonların iç içe geçtiği, etkileştiği noktalarda partner'a da aslında Microsoft'la birlikte bu anlamda bir iş yükü düştüğünü düşünüyorum. Eskiden daha böyle tekil, kendi başına bir şeyken ve daha kolay anlaşılırken şu anda doğrudan burada da partner'a bir sorumluluk düşüyor. Biz son bir yorum da müşteriyle alakalı yapayım. Ki aslında az önce Nusret değindi. Hani bu iş analistlerinin sürece dahil olduğunu, bir takım çalışmalar yaptığını ve bunun sürecini kolaylaştırdığını söyledi. Yani buradaki rollerde müşteriye de bence gereksinimleri daha rafine hale getirme sorumluluğu düştü. Eskiden hani daha fazla geliştirme vardı. Dolayısıyla müşteri olduğu gibi tarif edebiliyordu aslında süreçlerini. Şimdi ise daha geliştirmeler maliyetli ve daha fazla standartta ilerleme imkanı varken o zaman bu aradaki dönüşümü, o eski sistemden yeni bakış açısına geçişi o iş analistleri veya diğer müşterilik diğer paydaşlar bir anlamda daha rafine hale getirmek durumdalar. Bu sorumluluk da yeni proje yaklaşımıyla onları yani müşteri adına değişen bir başlık diye düşünüyorum. Tam bunu söylemişken Yakup Hocam, müşterinin ERP projesinde dedike bir ekibi olması artık şart diyebilir miyiz? Yani eskiden biliyorsun IT'deki 2-3 yazılımcı veya IT'de çalışan genelde yazılımcılar ERP projesinden sorumlu olurdu. İş analistliğini de onlar yapardı, her şeyi de onlar yapardı ve projeden sonra desteğe de onlar kalırdı. Ama günümüzde özellikle finance and operation alan müşteri seviyesine dedike bir ekip şart mı? Bu konuda ne dersin? Ya şöyle, eskiye göre bu bir hayli zorlaştı. Yani dedike olmayan, bu işe özellikle bu işi kendi işinin merkezi yapmayan bir ekibin olmadığı bir müşteride bu projeyi başarılı bir şekilde implemente etmek hayli zorlaştı diyebilirim. Çünkü yani az önce de aslında bayağı bir üzerinde durduk. Burada müşteriye doğrudan sorumluluklar yüklendi ve aslında motoru veya bu işte icranın başında müşteri konumlandı. Ve burada araç olarak da LCS bir anlamda konumlanmış oldu. Dolayısıyla bu ekibin bulunması şart gibi bir şey oldu. Öte yandan hani bunu da böyle çok katı çizgilerle çizmek istemiyorum. Finance and Operation'ın konumlandığı bir müşteri için bu neredeyse şart diyebiliriz ama daha ufak müşteriler varsa ve Dynamics 365 grubunda bu işi veya daha farklı ürünler diyelim sadece commerce alan veya sadece yani tekil ve daha diyelim ayak izi daha düşük bir ürün konumlandırıyorsa özel kaynak olmasa da bu işe bu işi merkezine alan ve başka işleri de aynı anda yapan kaynaklarla yürütmek mümkün. Ama dediğim gibi finance and operations kısmında bu çok çok daha zor ve neredeyse şart diyebiliriz. Tamam. Aynı soruyu Nusret'e de sormak istiyorum. Nusret sen ne dersin? Müşteri nasıl bir ekip kurmalı başarılı bir proje için? Yani müşterinin ekibin olması proje açısından aslında çok önemli. Öncelikle bütçe açısından. Eğer kendi proje ekibi yoksa bütçesini artırmak durumunda. Çünkü ya partner'dan kaynakları kullanacak ya freelance kaynaklar kullanacak ve projeyi o şekilde ilerletecek. Kendi içindeki ekibin olmaması proje sürelerini uzatacak, analiz sürelerini, test sürelerini uzatacak ve bütçeyi ciddi anlamda etkileyecek. Canlı sonrasında ise mutlaka bir support ekibine ihtiyaç duyacak ve yine önceki çalıştığı dışarıdan kaynaklarla ya da partnerin ekibiyle çalışmaya devam edecek. Yani bir bütün olarak düşündüğünüzde müşteri tarafından kendi ekibinin kurulması çok daha verimli ve
projenin başarısı açısından da bence önemli bir konu. İlk aşamalardan biri aslında kendi proje ekibini kurmak ve key user'larını netleştirmek müşteri tarafında. Eğer bu ekip, her iki ekip, proje ekibi ve key user ekibi projenin sonrasında ve canlı sonrasında da kalıcı olarak devam ederse projenin başarısı çok çok daha iyi oluyor. Çünkü bir sürecin geçmişini bilen key user ekibi ve proje ekibi sonrasında da ona neler ekleyeceğini, süreçleri nasıl geliştireceğini çok daha iyi biliyor. Ama eğer ekibiniz yoksa belki proje size başarılı bir şekilde teslim edilecek ama sonrasında zorluklar yaşayacaksınız. Projedeki tüm aşamaları bir sonraki aşamaya nasıl geçireceğinizi bilmiyor olacaksınız ve siz başkalarından yine destek alacaksınız. Bu tür konular var ama sonuçta proje ekibi olmayan birçok proje yapılıyor, hepimiz biliyoruz ve sonuçlandırılıyor. Bu tabii projeye bakış açınıza göre değişiyor. Evet, siz bir proje yaptınız, teslim ettiniz, sizin işiniz orada bitti derseniz belki kendinizi başarılı sayabilirsiniz. Ama teslim ettiğiniz projenin uzun yıllar boyunca şirketin süreçlerini iyi bir şekilde yönetmesini de amaçlıyorsanız yine bir ekibe ihtiyacınız var ve bu ekibi ne kadar kısa sürede kurarsanız da o kadar iyi bence. Hani birçok proje gördük, ekibi olan ya da olmayan ya da sonradan ekibini kuran birçok müşteri oldu ve hepsinde gördüğümüz şey kendi ekibi olan müşteriler ürünü sahipleniyor, projeyi sahipleniyor, diğer departmanlarla olan iletişimi sağlıyor ve işlerin daha hızlı, daha etkin bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor ve bu şekilde de dışarıdan gelen partnerdan ya da freelance gelen biz danışmanlarla da olan çalışmalar daha verimli hale geliyor. Tamam, teşekkürler. Ya hocam sana bir sorum olsun. Bu değişikliklerle birlikte projelerde gördüğün riskler neler ve bu riskler zamanla nasıl değişti? Yani eskiden nasıl riskler vardı, şu anda nasıl riskler var? Ne dersin? Ya aslında bu yani çok geniş bir konu ama ben yani birkaç tane şeye değineyim. Eskiden mesela performansla alakalı riskler her zaman içinde olurdu ama hep bir göz ardı edilirdi. Verinin nasıl yönetileceğiyle alakalı bir takım soru işaretleri vardı ve daha geri plandaydı. Yani biz fonksiyonlara odaklanırdık ve onların üzerinden bütün süreci bir anlamda takip ederdik, talep ederdik. Şu anda ise bu performans ve veri yönetimi kısmı Microsoft'a geçti. Dolayısıyla proje risklerindeki bu anlamda bir transfer gerçekleştirmiş durumdayız. Bir başka konu, fonksiyonları mesela eskiden çok takip etmediğimizde, custom yaptığımızda bu çok da maliyetli bir şey olmayabiliyordu. Yani basit bir şey geliştiriyorduk ve hızla devam edebiliyorduk. Şu anda ise eğer burada standartta bağımız çok kuvvetli değilse, yaptığımız bir fonksiyon çok maliyetli olabiliyor ve bunun işte One Version'la da beraber diğer versiyonlara taşınması vesaire ve oralarda sorunsuz olmasını da yani göz önünde bulundurduğumuzda bu da ortaya çıkan yepyeni bir risk alanı. Yani fonksiyonları iyi takip etmediğimiz durumda daha maliyetli geliştirmeler bizi bekliyor. Bu da ortaya çıkan yeni bir risk alanı diyebilirim. Ben böyle birkaç örnekle bu konuyu şey yapmış olayım ama bence bu konu yani başlı başına bir ayrı bir şey hak ediyor. Ayrı bir user group etkinliğini bile hak ediyor diyebilirim. Tamam. Teşekkürler. Bak Nusret, sen ne söylersin? Yine genel olarak düşündüğünde projeleri. Ya, ERP projelerinde aslında riskler müşterinin sektörüne göre çok ciddi anlamda değişebiliyor. Çünkü elinizdeki ürünün o sektörde olan ihtiyaçlara ne kadar karşıladığı çok önemli veya müşterinin ihtiyaçlarını ne kadar kapsıyor, bunlar önemli. Eğer kapsadığı oran yani yaptığınız analizler sonucunda bu müşterinin istediği süreçler ya da gereksinimlerini çok fazla karşılayamıyorsanız ve çok fazla geliştirme ihtiyacı varsa
Aslında ciddi risklerden biri bu. Çünkü artık yeni versiyonda ne kadar çok geliştirmeniz varsa aslında o kadar da ciddi risk. Bu geliştirmeler basit olduğu zaman sorun yok ama kompleks ya da bir süreci yöneten geliştirmeler haline dönüşüyorsa ve bu artık sizin her aşamada, her update'inizde ya da süreçle ilgili her geliştirmede artık bir risk oluyor ve bunların testlerini sürekli yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık özellikle cloud versiyonunu kullanıyorsanız bu geliştirmeler konusunda tekrar düşünmek gerekiyor bence. Başka bir risk ise sürekli artık elinizde stabil olmayan, sürekli update'ler alan, gelişen ve hani bu planlara göre gelen yeni özellikleri bildiğiniz bir ürün var. Bu ürün artık önceki gibi değil. Yani özellikle One Version'deyseniz belli bir süre sonra bu update'leri kurmak zorundasınız ve bunları kendi UAT ortamınızda test ediyorsunuz, regression testleri yapıyorsunuz ve canlıya alıyorsunuz. Bu da ayrı bir risk. Eğer çok fazla süreciniz varsa sistemde test edilmesi gereken, yani çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bazı konularda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Hani bunun dışında genel implementasyon projesinde tabii ki bütçeyle ilgili, zamanla ilgili, özellikle kapsamla ilgili riskler oluyor. Ama bu riskler geçmişte de vardı, şimdi de devam ediyor. Yani şimdi farklı tool'lar kullanıyoruz bu riskleri azaltmak için. Ama sonuç olarak hani Yakup'un da değindiği gibi hem müşteri tarafında hem de partner tarafında projeye olan yaklaşım çok önemli. Bu iki tarafta profesyonel yaklaştığında veya ürün odaklı yaklaştığında artık ürün daha fazla ön planda. Ürünün özelliklerini kullanmak daha önemli hale geldi ve hani bunlara yaptığınız eklentiler ya da geliştirmeler daha kontrollü olmalı. Eğer bu yaklaşıma sahipseniz riskleriniz de giderek azalıyor projede. Şey demenizi bekledim ama demediniz ikiniz. Ben söyleyeyim o zaman. Biliyorsunuz bulut versiyonunda artık canlı bir web uygulaması ve canlı da kod da müdahale, canlı SQL de size açık değil. Bir servis olarak Microsoft tarafından. Ben çok iyi biliyorum ki sadece ana veri aktarımı için bile onlarca job yazıp veri düzeltiyorduk. Çünkü müşteriler bize düzgün veri hazırlayıp veremiyordu. Veyahut da danışmanların gözünden kaçan bazı ayarlar sebebiyle yanlış oluşuyordu ve biz onları günlerce düzeltmek için canlı SQL'de işlemler yapıyorduk. Bunların hiçbirisinin yani var ama tam bu imkanlarımız yok artık. O yüzden Nusret'in söylediği gibi hep testlere, genel uygulamanın kalitesine çok dikkat etmek zorundayız. Belki bu bizim için bir imkan oldu aynı zamanda kendimizi geliştirmek için ama böyle bir risk de var. Eski tarzda proje yaparsanız çok sorun yaşarsınız diye düşünüyorum. Yani evet aslında şöyle bir şey söyleyeyim ben. Önceki projem AX 2012 idi ama onda bile hiç kimsenin canlıda herhangi bir datayı update etmesi ya da işte manipülasyonda bulunmasına izin verilmiyordu. Yani o müşterinin yaklaşımı oydu çünkü hani 50'den fazla ülkede faal olarak mağazaları olan bir firma. Ve hepsinden gelen veriler AX'ta toplanıyor. Ve siz kesinlikle dokunamıyorsunuz hakkınız olsa bile. Bu aslında sadece 365'te değil, AX 2012'de de müşteri tarafından uygulanabiliyor. Tabii. Yani biz bunu tavsiye ediyorduk ama biliyorsun ki özellikle Türkiye'deki müşterilerin çoğunda bu ne yazık ki uygulanmıyor. Ben hali hazırdaki birçok projede hala belli bir canlıya alım standardının bile olmadığını biliyorum. Yani ne zaman ihtiyaç varsa, ne zaman düşünüyorlarsa o zaman canlıya geçiş yapılıyor. Yani bir Azure DevOps zaten yok da bir DevOps süreci de işletilmeden ihtiyaç duyulursa gün içinde bile canlıya müdahale ediliyor.
O zaman bunu birazcık fırsat gibi görmek lazım. Artık o Ben de sorularla onu diyorum. Bu bir zorlamayla eksistansiyelde geldi fırsat ama aynı yaratıyorsun. zamanda fırsat oldu. Evet. Tamam. Yani biz sizinle birlikte proje yaptık biliyorsunuz. Genel yaklaşımımız her zaman belli bir periyotta canlıya kodalımı ve canlıda aslında hiç kimsenin admin yetkisiyle çalışmaması oluyor. Ama bu her kültürde böyle bir yaklaşım yok. Öyle söyleyeyim en basitiyle. Özellikle bir de projeyi müşteri eline bıraktığınız zaman eğer müşteriye düzgün bir kültür veremediyseniz müşterinin ekibi bazen çok cesur olabiliyor. Öyle diyeyim. Türkiye'de. Aslında çok haklısın. Hani önceden bu soruyla çok karşılaşıyorduk biz. Yani hani sadece veri değil, kodu bile değiştirmek yaşadığımız şeyler aslında canlıda. Ama artık bu soruyla karşılaşmıyoruz 365'te. O riski azaltıyor. Hani buna ihtiyaç var mı derseniz, şimdiye kadar hiç ihtiyaç duymadım. Son 2 senedir hiç ihtiyaç duymadım. Ama çok daha dikkatli olmak zorundasınız. Hani test yaparken daha da dikkatlisiniz artık. Çünkü geri dönüşün olmadığını biliyorsunuz. Ve bu nedenle de key user test süreçleri uzatıldı. Önceden hani belki sadece bir kişi test ediyordu ama şimdi birden fazla kişinin test etmesi, uzun süreler test etmesi veya eğer bir test tool'u kullanıyorsanız artık web tabanlı olduğu için kullanabiliyorsunuz. Bunlarla da test yapmak durumunda kalıyorsunuz. Artık yani kesinlikle departman ya da iş biriminden onay alınmadan canlıya herhangi bir geliştirme atılmıyor. Çünkü dediğin gibi riskleri büyük ve geriye dönüşü de çok zor. Çok zor. Teşekkürler. Söz sana döneceğim. Şimdi Yakup'a da bir sonraki sorumu sorayım istiyorum. Yakup hocam, Nusret biraz bahsetti ama bu One Version'ı biraz anlatabilir misin? Ve projeye etkisi nasıl olacak? Ne söylersin onun hakkında? OneVerge'in artık tek bir versiyonda ilerlemek anlamına geliyor. Bu da şöyle bir şey. Artık böyle peyderpey 3 ayda 6 ayda bir yayınlanan bir takım özellikler yerine canlı ve sürekli yaşayan ve sürekli belki de tahmin etmediğiniz yönlerde ve tahmin etmediğiniz büyüklükte geliştirmelerle sürekli genişleyen ve bulutta tutulan bir versiyondan bahsediyoruz. Bu versiyonun hani getirdiği en önemli faktör, hani çok şey söylenebilir ama az önce Nusret de esasen söyledi. Bu regresyon testleri, yani eski ile yeni arasındaki o farkın testinin önemi arttı. Dolayısıyla test otomasyonu diye bir kavram geldi hayatımıza. Eskiden de bunlardan bahsedilirdi. Eskiden de yani eskiden dediğim hani 2012 versiyonunda da mesela sırf test otomasyonu için yapılmış araçlar vardı. Ama şu anda bu bir zorunluluk ve herkesin uygulaması gereken bir konuma geldi. Bir başka konu hani bu OneVerge'le alakalı aslında bütün bir proje yapış şeklimiz ve projeyi destekleme şeklimiz daha ziyade yani yapıştan ziyade projeyi destekleme şeklimiz de değişti. Dolayısıyla bizim şirket içerisinde yaptığımız ilaveler, bir müşteride yaptığımız ilaveler, geliştirme ve test döngülerimiz Microsoft ile hizalanması gereken şeyler haline geldi. Bunları söyleyebilirim. Dolayısıyla hani OneVerge aslında proje yapış kanadına da değişiklik getirdi. Ama daha ziyade projenin yaşadığı canlı zamanda ki proje yönetim şeklimizi, geliştirme ve test döngülerimizi değiştirdi ve Microsoft ile hizalanmayı zorunlu kıldı diyebilirim. Fatih. Pardon arkadaşlar. Ya belki OneVerge'ne Bir ek olarak ben birkaç de ilave yapmak istersen Nusret, ben birkaç sana şey da bırakayım. söyleyeyim. Yaşayan bir kişi olarak. Birkaç şey Evet. söyleyebilirim. Öncelikle sürekli artık hani canlı OneVerge'de olsa canlı bir sistemle karşı karşıyasınız ve sürekli update'ler geliyor, fix'ler çözülüyor, yeni özelliklerle ilgili güncellemeler oluyor. Ve hani siz bir sorun yaşadığınızda, bir bug'la ilgili sürecinizde bir sıkıntı olduğunda
Açtığınız ticket'ta size dönüş işte yeni versiyonda işte şu anda 10.0.13'te bunun fixi yayınlandı. Geçtiğinizde bu çözülebilir gibi bir cevap alabilirsiniz. Hani bu açıdan da artık OneVersion çok önemli hale geldi. Çünkü sorunları bir sonraki versiyonda düzeltiyorlar. Ve ciddi olarak da sizin süreçlerinize faydası oluyor bu. Ama tabii bu biliyorsunuz hem platform update'ler var hem quality update'ler var bunun yanında. Bunların sürekli siz canlıya almadan önce test etmek zorundasınız ve bu test süreçleriniz uzayabiliyor. İşte regression testleri yaparken bir tool kullanıyorsanız işte Microsoft'un kendi tool'u var RSET. Bunu önceden test kezlerini belirlemeniz her süreç için ve belirli bir süre çalıştırmanız lazım emin olana kadar. Bunlardan sonra artık canlıya almak için planlar yapabilirsiniz. Artık hani OneVersion'ın bu tür iş yükleri de getirdiğini söyleyebilirim müşteri tarafına. Ama tabii ki diğer taraftan da yap mesela biz en son belirli geliştirmeleri projeden çıkarma kararı aldık. Çünkü yeni versiyonda artık Microsoft onları dahil etmişti. Hani bu tür avantajları var ama dezavantajı olarak da daha fazla test yükünü getirdiğini söyleyebilirim. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz müsait? Projenin ayakta kalması için sürekli güncellenmesi lazım. Bunu Microsoft sağlıyor ama sizin kendi yaptığınız geliştirmeler bazen size ayak bağı olabilir. Oradaki konuları iyi test etmeniz lazım. Ama eski versiyonlarla kıyasladığımızda biliyorsunuz mesela 2012'nin R3, R2'sinden R3'üne geçmek bile başlı başına bir proje olarak değerlendirip belki aylarca çalışma gerektiren bir iş. Müşterinin durumuna göre tabii ki. Ama şu anda bu söylediklerini yine 2-3 gün, belki bir hafta içinde testleri yapıp üst versiyona geçirebiliyoruz diye düşünüyorum. Ne dersin? Tabii yine müşterinin biraz durumuna bağlı ama Kesinlikle hani bu konuya odaklanan ekibe bağlı. Çünkü öncelikle hani danışmanlar tarafından yeni versiyonda olan ve kullanacak olan yeni özellikler varsa bunların tasarımının yapılması lazım ve testlerinin yapılması lazım. Bunlardan sonra key user testleri oluyor genelde. Her key user kendi sürecini test ediyor ve daha sonra da siz regression test tool'unu çalıştırıyorsunuz her bir test case için ve en sonunda hepsi başarıyla geçer ve iş birimleri tarafından da onay alırsanız artık canlıya geçebiliyorsunuz. Bu hani bazen çok kısa sürerken çünkü bu aldığınız yani gelen update'teki yapacağınız güncellemelere bağlı ya da tasarımlara bağlı bazen de çok uzun sürebiliyor. Ya da gelen update'te belki sizin sektörünüzle ilgili güncellemeler çok fazla yok. Ve siz tamamen çok kısa bir sürede testleri bitirip bunu planlayabiliyorsunuz. Yani projenin içeriğine ve ürünün hangi özellikleri kullandığınıza göre değişiyor. Hani geliştirmeler konusunda ise süreci destekleyen geliştirmelerde genelde sıkıntı çıkmıyor. Ama süreci yönettiğiniz büyük geliştirmeleriniz varsa bunlarda çok daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Üzerinden birkaç kere geçmeniz ve testleri daha ayrıntılı yapmanız gerekiyor. Ya biz eski versiyonlarda geçişlerde bazen teknolojide de değişiklikler yaşıyorduk. Biliyorsunuz 3.0'dan 4.0'a geçerken bile hatta 2009'dan 2012'ye geçerken veri yapılarımız falan bile komple değişmişti. Upgrade yapmak genelde yeni proje yapmakla eşdeğer bir hale gelmişti. Ama bundan sonra diyoruz ki bulutta kullanılan bu 365 ile birlikte böyle bir geçiş bir daha önümüzde olmayacak gibi gözüküyor. Tabii İlerisini gösterir belli olmaz ama Evet, uzun bir bu da süre. versiyonunuza bağlı. Şimdi ben 7.3'ten 10.0.11'e geçtik. Ama 7.3'teki retail'ın hiyerarşisi farklıydı. İşte default channel database kullanıyordu ve o kendi entegreydi. Ama artık 10.0.1'de default
Channel Database yapısı yoktu ve yerine işte Commerce Scale Unit getirdiler ve onu işte LCS üzerinden deploy ediyorsunuz ve tamamen apayrı bir yapı oluşturuyor size. Yani bu evet versiyon update ama çok da ciddi bir değişiklik ve Evet. birçok iş yükü getiriyor. Bunu tasarlamanız gerekiyor. Bunu yeni teknoloji bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunu bölgesel bazda da kurabiliyorsunuz. Çünkü işte eğer dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteriyorsa şirketiniz, her bölgede bunları deploy etmeniz lazım ve hani birçok konu var ayrıntıda. Her versiyon kendine özgü yenilikler getiriyor ve bunları sizin ne kadar kullanacağınız önemli. Ben burada bir ufak bir ekleme yapayım Fatih istersen. Tabii. Yani mesela şeyden bahsettin, Nusret birazcık zamanın sıkışıklığından bahsetti. Burada yani Microsoft yepyeni bir düzen getirdiğinde, az önce perakende alanından bir örnek verdi. Bu düzene uyum sağlamak kısa sürede çok mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla One Virgin'le beraber İşte bir belki bu az önce Nusret de belirtti, standartları takip ederken, standarda gelen yeni fonksiyonları takip ederken, belki de bunlar böyle general available olmadan, herkes kullanılabilir olmadan, daha preview ön izleme aşamasındayken bunu şey yapıp, kendi versiyonunu alıp zaman kazanmak da gerekebilir. Yani bir aylık bir periyot yerine örneğin, 3 aylık, 4 aylık bir periyotta da yani bir zaman kazanıp o One Virgin'le beraber gelen tıkanıklık veya zorlanan alanları yumuşatmak mümkün. Yani bu release planı iyi takip eden birisi lazım en azından öyle gözüküyor. Doğru, aynen. Yani müşterinin burada bu anlamda çok yani farkında ve ciddi takip ediyor olması gerekiyor. Peki başka bir soruya geçelim Berk Hocam. Yani bu konuşmalarımızın %90'ı aslında hep Bulut ERP ile alakalı. Peki Bulut ERP artık diğer ERP'lerde biliyorsun bulutta versiyonlarını çıkardılar. Müşteri tarafının gözünde de vendorlar tarafında da artık bulut ERP geleceğimiz gibi gözüküyor. Ama bu ne durumda? Şu anda hala eskisi gibi düşünen firmalarla da karşılaşıyoruz. Sence bulut ERP'nin durumu nedir? Ne dersin? Şöyle yani ben ERP'nin kendisinden ziyade vizyonunun oturduğunu düşünüyorum. Ki vizyon da şu aslında, yani kabaca benim gördüğüm en azından, bulutta bu ürünleri sunarken bunları bulutta tamamlayıcı, yapay zeka bileşenleri tamamlayıcı olabilir. Veya bu nesnelerin interneti gibi veya sensörlerle, kameralarla, diğer birçok veri toplayan mekanizmalarla birleştirip bunların üzerinden müşteri için katma değer üreten bir vizyon var. Bu her tarafta var. Yani bir yerli bir ERP bile olsa bunu tamamlayıcı bir yapay zeka bileşenini ya kendi içerisinde barındırmaya çalışıyor ya da işte doğrudan bir işbirliğine giderek bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Böyle bir gidişat var. Bir diğer konuda hani bu şey vizyon evet oturdu gibi. Yani bu hemen herkesin benimsediği bir vizyona dönüştü. Ama bunların yaygın kullanımı ve yani ürün bazında oturması, fonksiyonel anlamda oturması birazcık zaman alacak diye düşünüyorum. Çünkü yani şu anda işte danışmanlı yaptığımız Microsoft ürünlerine de baktığımızda işte Fraud Protection yani mesela perakende tarafında yeni yeni geliyor ve yeni yeni kullanıma oturuyor. Bunlar yaygın kullanım kazandıkça da özellikle yapay zeka ürünleri daha anlamlı hale de geliyor. Yani bunlar zamanla öğrenen sistemler olduğu için veri çokladıkça, veri büyüdükçe daha iyi öğrenen ve daha kaliteli hale gelen sistemler olduğu için bu vizyonun gerçekleşmesi ve gerçek anlamda faydalı olması için henüz erken diye düşünüyorum. Yani bu şu anda faydası olmadığı anlamına gelmiyor. Şu anda da katma değer üretiyor. Ama gerçek anlamda yani potansiyelini ileride yaşayacağız diye düşünüyorum. Bir diğer söylemek istediğim belki buna bir ek olarak da şunu söyleyebilirim. Yani bulut tarafı otururken aslında dünya da değişiyor ve şimdi bir edge computing konuşuyoruz. Yani burada da aslında bulutun bence özü değişmeyecek ama bu edge computing kavramı ile beraber aslında uçta yani bu bulutun
ucunda konumlanan nesnelere, yine bu nesnelerin internetiyle bağlantılı şekilde bir takım revizyonlar gelecek. Yani bu buluttaki düşünme mantığımızda, hareket etme, karar verme mekanizmalarına bir takım değişiklikler gelecek. Ama ana kısım, ki o bahsettiğim baştaki vizyon, şu anda oturmuş ve kabul edilmiş durumda diye düşünüyorum. Sen ne söylersin? İngiltere'de durumlar nasıl? Orayla da kıyaslarsan. Yani ben Bulut'un ERP projelerinde ilk etkisini teknik altyapıda gördüm. AX 2012'de eğer kendi ortamınızda bunu kuruyor olacaksanız mutlaka bir teknik kaynağa ihtiyacınız var. Bu bazen senior developer olabiliyor. Hani bazen işte SQL tarafında yetkinliği olan birine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Doğru kurulumlar için. Ama Bulut'ta artık bunları elimine ediyorsunuz ve bunlarla zaman harcamıyorsunuz ya da işte bu kaynakları nasıl bulacağınızı düşünmüyorsunuz. Bu büyük bir kolaylık getiriyor müşteri için. Ve sizin veri tabanınızla ilgili herhangi bir sorunda veya sisteminizin performansı ile ilgili herhangi bir sorunda direkt Microsoft'la muhatap olabiliyorsunuz ve çözümler arayabiliyorsunuz. Bu Bulut'un getirdiği bence en önemli konulardan biri. Proje boyunca da neredeyse hiç kimse teknik altyapıyla ilgili partner tarafında zaman harcamıyor. Zaten önceki kullanacağınız kaynaklara göre veya projenin büyüklüğüne göre Bulut tarafında nasıl bir ortam sağlanacağı sizin için belirlenmiş oluyor. Hani Bulut'la çalışırken performans ya da diğer konularda çok fazla sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Son bir yılda sanırım 3 kez kesinti oldu ve bunlar da yarım saat sürdü. Tabii bu yarım saat süresince tüm entegre programlarla ilgili hatalar almaya başlıyorsunuz. Çünkü web servisler çalışmıyor. Hani buna da dikkat etmek gerekir tabii. Hani 7/24 çalışan bir sisteme ihtiyacımız var tüm gün boyunca ve bu tür kesintiler çok ciddi etkileri olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu kesinti konusunda sanırım daha fazla çalışıyor Microsoft. Bazen serverları taşıyabiliyorlar ya da sizin kullandığınız ortamın lokasyonu önemli olabiliyor. Bu retail için de önemli. Kendi 365 ortamınız için de önemli. Ama genel olarak hani beklentinin üzerinde Bulut'un başarısı. Ben başarılı buluyorum Bulut'u. Evet. Berk Hocam, müşteri ve partnerin projedeki rollerinden konuştuk ama rol dağılımıyla ilgili bir şey konuşmadık. Benim özellikle kendi title'ımda da kullanıyorum ama çözüm mimarı projelerde ne yapar? Nasıl konumlanır? Ve hani çözüm mimarı dediğimiz kişi teknik taraftan mı gelir, danışman mıdır, proje yöneticisi midir, nedir? Biraz anlatabilir misin bize? Valla hani sen daha iyi tabii tariflersin. Ben kendi bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Şimdi bir böyle bu tip konularda bir böyle şeye bakmak lazım, bir sözlüğe bakmak lazım diyelim. Sözlükte yani burada Microsoft nasıl bakıyor diye bakıyorum. Microsoft'u kaba çeviri yaptığım zaman kaba diyor ki sorunları çözüm bulan uzman kişiye ben çözüm mimarı diyorum diyor. Bu çok yeterli bir tanım değil ama benim gördüğüm şey Microsoft'un çözüm mimarı olarak projelere Fast Track program üzerinden konumlandırdığı kişiler ne yapıyor diye baktığımda bu kişiler birden fazla ürünü yani bu Dynamics 365 içerisindeki birden fazla ürünü tanıyan, bu ürünler arası etkileşimi tanıyan, bu etkileşim kısmı belki birazcık daha önemli ürünlerden ziyade ve bunu müşteri için partner firmayla beraber doğru konumlandıran kişi diye yorumluyorum. Bu kişi nereden gelir diye baktığımda bu kişi hani böyle aslında teknik tarafı da danışmanlık tarafında belli seviyelerde bilen kişi. Yine yani Microsoft'a baktığımızda bu nereden geldiğiyle alakalı bir sınırlandırma yapmıyor. Ve şöyle bir şey de yok yani mutlak anlamda işte bütün detaylara hakim anlamında bir yaklaşım da yok. Ama her iki tarafa da yani çok uzak olmayan bir kişi ve bu kişiler arasındaki etkileşimi de sağlayabilecek seviyede dili bilen, jargonu kullanabilen kişiler diye konumlanıyor çözüm mimarları.
Ben bu kadar da bırakayım istersen. Sen de yani. Peki Nusret'e bir şey sormak istiyorum. Peki çözüm mimarının aslında bir ihtiyacın doğru çözümünü bulmakta, doğru ürünü belki bulmakta yardımcı olan kişi diyoruz. Peki yapacağınız tasarımlarda gelen bir ihtiyacı çözüm mimarıyla mı değerlendirmeniz lazım? Yani projede nerede dahil olması gerekiyor? Nusret, ne dersin? Aslında çözüm mimarları eskisinden çok daha etkin benim tecrübe ettiğim kadarıyla ve projenin başından sonuna kadar çok önemli bir rol oynuyor. Ve hani bazen ayrılıyor çözüm mimarları teknik ve fonksiyonel olarak. Ama artık 365'te fonksiyonel çözüm mimarlarının önemi daha da arttı diyebilirim. Çünkü artık danışmanın veya müşteri tarafından gelen bir isteğin nasıl tasarlanacağının birkaç yolu olabiliyor. Ve hani danışmanla bunu tartışabiliyor, danışmana neden yaptığını sorabiliyor. Çünkü bu tasarımı yapmasının bir sebepleri olmalı veya yeni gelen bir özellik varsa eğer onu nasıl tasarlarız, bunları danışmanla birlikte tartışabiliyor. Ve aynı zamanda proje yöneticisinin bazı rollerini de paylaşıyor benim gördüğüm. Özellikle teknik ve fonksiyonel ekip arasındaki iletişimde rol oynayabiliyor. Ve üst yönetime proje tasarımlarıyla ilgili sunumları yapıyor. Ve bunları belki kabul ettiriyor diyebiliriz, ikna ediyor. Bu tasarımın neden yapılması gerektiğini veya geliştirmeden daha fazla kaçınıp standart fonksiyonların kullanılmasıyla ilgili roller oynuyor. Daha sonrasında ise iş birimleriyle ilgili daha yakın çalışıyor artık çözüm mimarları. Çünkü ürünü biliyor ve ürüne hakim. Proje içerisinde birçok bilgiye sahip. Projenin nasıl ilerlediğini görüyor. Ve sonraki aşamalarda bir sonraki aşamayı nasıl tasarlanmalı bunu iş birimleriyle tartışıp danışmanın işini de kolaylaştırıyor. Bu nedenle ben yani çok faydasını gördüm çözüm mimarlarıyla çalışmanın. Ayrıca hani proje sonrasında da yine proje ile ilgili tüm raporlamayı hangi süreçlerin ne kadar başarılı tasarlandığını üst yönetime raporluyor. Bu hani onun da aslında bu çözümlerin bu müşteriye ne kadar uygun olduğunu da gösteren bir faktör. Yani en son mesela ben Canlı'ya geçerken yanımda çözüm mimarıyla birlikte sabahladık yani. Bizimle de çok yakın çalışıyorlar ve sizin dilinizi anlıyor ve birlikte çok etkin çalışabiliyorsunuz. Bizim projelerde hep proje yöneticilerin özellikle ERP danışmanlığından veya teknik taraftan gelmeyen proje yöneticilerle yaşadığımız sorun bizim dilimizi anlamamasıydı, değil mi? Burada çözüm mimarı biraz arada o işi de hallediyor diye anlıyorum. Ya kesinlikle hani artık proje yöneticileri çok ürüne hakim olmayabiliyorlar ve onların çok daha fazla sorumlulukları var. Hani bütçeyle ilgili, kaynaklarla ilgili, zamanla ilgili. Ürüne odaklanamıyorlar. Hani ürünle ilgili konularda çözüm mimarı daha etkin artık rol oynuyor ve proje yöneticisinin işini kolaylaştırıyor ve projenin hani başarısı için de önemli hale geldi artık çözüm mimarları. Yani bazen hani Microsoft tarafında da çözüm mimarıyla çalışabiliyorsunuz. Onlar da sizin sisteminizde ya da herhangi bir süreçle ilgili yaptığınız çalışmada ekstradan bir onay oluyor veya size farklı opsiyonlar sunabiliyorlar. Evet. Biz şimdi bir projemizde çok fazla entegrasyon var ve hangi teknolojiyi kullanmalıyız yeni versiyonda, bulut versiyonunda açıkçası çok emin olamadık. Tabii her ihtiyaç için farklı önerileri var Microsoft'un. Ama müşteri bu kadar çok dağınık bir entegrasyon altyapısının bakımını yapmak, yönetmekle ilgili çekinceleri var. Şu anda Microsoft Fast Track'teki Solution Architect
bize bu konuda yardımcı oluyor ve hani onlarla birlikte gerekirse ürün grubuyla birlikte bir karar alınacak. Mesela bu aslında aynı zamanda hem müşteriyi hem de partneri daha böyle güvenli bir yerde tutuyor. Çünkü ürünün gerçek sahibi ve gerçek yazanlarıyla birlikte bir karar alıyorsunuz ve onların desteği arkanızda oluyor. Evet, yani tecrübe de önemli hale geliyor. Yani çözüm mimarlarında tecrübe çok aranıyor. Çünkü genelde müşteriler karşılaştığı sorunları ya da süreçlerini farklı firmalarda nasıl tecrübe ettiğini soruyor çözüm mimarlarına ya da en iyi yaklaşımın hangisi olduğunu. Ama artık entegrasyona yaklaşım çok değişti 365'te. Hani AXE 2002'yi 2012 ya da 2009'a göre çok daha fazla yenilik var, tool'lar var. Ve hani benim gördüğüm kadarıyla da artık DI programları kullanılıyor. Direkt entegrasyondan kaçınıyor firmalar. Arada bir EDI programı oluyor ve birden fazla platforma eğer entegre olması gerekiyorsa işte belki web sitesi var, işte third party lojistik firmalarıyla çalışıyor farklı ülkelerde. Hepsinin farklı formatları var ve hepsiyle entegre olması gerekiyor. Bu durumda direkt entegrasyon yapmak yerine arada bir EDI programı kullanılıyor ve bu programda sizin zaten template'leriniz var. Bu template'lere çeviriyor ve tek bir format ile entegrasyonu sağlıyorsunuz. Bu implementasyonda entegrasyon için harcadığınız zamanı azaltıyor. Çünkü eğer kullandığınız tool'un daha önceden yapılmış entegrasyonları varsa onlarda hazır mapping'ler var. Onları kullanıyorsunuz ve sorumluluğu paylaşıyorsunuz. Evet. Ve hani biliyorsun geliştirme tarafında da yine staging table'lar kullanabiliyorsun ama artık web servislerle 365'te direkt kayıt oluşturma gibi şeylerde daha fazla yapılıyor. Önceden genelde bir prosese bağlanırdı ve gelen veri sonradan işlenirdi. Ama şimdi artık direkt web serviste gelen veri işlenerek 365 içerisinde kaydediliyor. Evet. Fatih, ufak bir ekleme yapayım yine. Tabii. Yani Microsoft bu Solution Architect kısmında yalnızca kendi tarafında değil, aynı zamanda partner firmalarda çalışanlarla ilgili de bir sertifikalandırma sürecine başlattı. Çok uzun süre olmadı yani çok fazla mezun yok ama bu kişiler kimdir, ne iş yapmışlar diye baktığımızda az önce Nusret'in söylediği bu müşteri beklentilerine cevap verme, saha deneyimi vesaire açısından değerlendirdiğimizde bu kişiler ortalama işte 10 ila 20 sene arasında müşterilerde ERP deneyimi olan danışman kişiler. Yani tamamına yakın ben bu profilde olduğunu gördüm. Bunu da hani çözüm mimarları geçmiş olarak, özgeçmiş olarak nasıl bir background'dan geliyorlar? Bu anlamda örnek olsun diye ilave etmek istedim. Teşekkürler yapacağım. Söz sendeyken bir de artık 365 ile birlikte hayatımıza giren yapay zeka, IoT gibi tool'lar, araçlar, projeleri nasıl etkiliyor? Bunları kullanmak daha kolay artık, daha kolay ulaşabiliyoruz. Siz projede, bir tasarımda, bir analizde bunları artık değerlendirerek süreçlerinizi düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ne söylersin? Evet, yani bunları şimdi eskiden böyle bir şey varsa, işte 2012 versiyon için nesnelerin internet dediğimiz şey çok uzak bir kavramdı. Yani maksimum işte bir üretim şirketinde bir ağırlık ölçen bir cihazla falan entegrasyon yapardınız ve bunlar basit işler için olurdu. Şu anda ise aslında entegre olduğumuz bile değil, doğrudan bütünleşik aynı yapının bir parçası olarak görmek lazım. Ya perakendeden birkaç örnek vermek istiyorum. Yani benim birazcık daha hakim olduğum bir alan. Şimdi mesela yapay zekaya baktığımızda bir e-ticaret sitesinde ürün önerme, müşteriyi tanıma, müşterinin aldığı ürünleri süzme, bunu bir yapay zeka sürecinden geçirip ürün önerme kısmı doğrudan aslında bizim implementasyonumuzun bir parçası. Ve bunu konumlandıracak mıyız, konumlandırmayacak mıyız? Bunun tasarıma etkilerini sürecin içerisinde yaşıyorsunuz. Yani bu sonraya bırakacağınız veya bambaşka kişilerin yapacağı bir iş değil artık. Detaylarıyla belki başka kişiler ilgilenebilir ama sizin tasarım sürecinizin doğrudan bir parçası.
Bir diğer mesela örnek yine aynı yapay zeka alanından verelim. Fraud Protection kısmı da benzeri şekilde bu sürecin yani tasarım sürecinin doğrudan bir parçası. Ürün konumlandırmayla da doğrudan bağlantılı bir şey aslında bu. Belki bir örnek de yine perakende nesnelerin internette vermek lazım. Onda da Connected Store'u verebilirim. Yani Connected Store mağaza içi tüm kamera ve sensörlerden bilgi toplayan ve bunu retail tarafı yani commerce tarafıyla 365 commerce'te bağlantılı olarak değerlendirebilen bir ayrı bir ürün. Ama bu şeyde yani sizin yapılandırdığınız süreçlerde doğrudan bağlantılı. Bir örnek verelim. İşte mağaza içerisinde bir sıvı döküldüğünde örneğin bu kameradan alınan sensör bunu yapay zekaya besliyor. Yapay zeka bunun bir sıvı ve ne tür bir şey olduğunu tanımlayabiliyor. Ve bu da işte sizin tasarladığınız klasik POS, kasiyerin önündeki POS'un önüne bir görev veya bir bildirim olarak düşebiliyor. Artık yani bu seviyede bir nesnelerin internetini ve yapay zekayı doğrudan sürecin içerisine dahil edilmiş durumda. Ve siz bir POS ekranı yapıyorken bu POS ekranının doğrudan bir şeyi bir yapı taşı olarak görmek gerekiyor bunları. Teşekkürler hocam. Nusret, sen ne söyleyebilirsin bununla ilgili? Projelerinde kullanılmaya başladı diye düşünüyorum. Ya evet, artık birçok müşteri bu fonksiyonları kullanmak istiyor ve değerlendiriyor da. Hani Microsoft'un da zaten yatırım yaptığı konular var Yakup'un değindiği ve bunlar müşteri özellikle retail gibi sektörlerde, çünkü çok dinamik bir sektör, sürekli değişiyor, gelişiyor ve sürekli yeni projeleri oluyor retail sektöründeki müşterilerin. Bu konular onlar için daha önemli çünkü çok ciddi bir rekabet var bu sektörde. Bu konu önemli ama hani bir o kadar da belki uzmanlık gerektiriyor. Sizin yapay zekayla ve IoT ile ilgili entegrasyonlarınızda ERP tarafında yapacağınız veya alacağınız kararlar önemli. Neler yapacaksınız, bu veriyi nasıl işleyeceksiniz veya ne tür fonksiyonlara dönüştüreceksiniz? Hani bu da ayrı bir çalışma gerektiriyor. Benim son projemde hani web tarafında bu tarz şeyler kullanıldı ama Microsoft'un işte biliyorsunuz konnektörü var ve diğer Connected Store gibi özellikleri var ki hani Customer Insight ya da Commerce Insight gibi yapılarda artık bunların sonuçlarını görebiliyorsunuz. Ama hala ben bunlar gelişen ürünler. Ama müşteri tarafında hala ben çok fazla örneğini görmedim ve tecrübe etmedim. Herkesin düşündüğü, kullanmak istediği ve cazip gelen özellikler ama daha fazla projelendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Tamam, teşekkürler. Bir katılımcımızdan soru var. Onu ben şöyle cevaplayayım. Evet, 365'te hala fonksiyonel olarak yenilikler her versiyon geçişinde geliyor. Hatta yeni modül bile gelebiliyor. O yüzden yani bu tamamen oturmuş son halidir gibi bir durum yok. Yani sadece bug düzeltme diye düşünmeyin bu versiyon geçişlerini. Bu versiyon geçişlerde yeni birçok fonksiyonelite sürekli sisteme dahil ediliyor. Ürün sürekli gelişiyor hala. Böyle diyebiliriz değil mi? Evet. Kesinlikle hani bu ürün olgunlaştı ve artık bundan sonra alacağı güncellemeler, basit güncellemeler diye düşünmememiz gerekiyor. Hala gelişen bir ürün var karşımızda ve daha önce olmayan özellikler veya sektörel güncellemeler gelebiliyor. Bunları mutlaka dikkate almamız lazım. Çünkü hani zaten eğer bir bugsa bunun fixini siz öncesinde LCS'de görebiliyorsunuz aratıp ve hangi versiyon için bu fixin uygulanacağını takip edebiliyorsunuz. Ama özellik için ise geçtiğinizde bu daha da önemli hale geliyor. Çünkü o sizin mevcut süreçlerinizi etkileyebiliyor ya da sisteminizde bir parametre olarak geliyor. Sizin o parametreyi açıp açmayacağınız bile önemli hale geliyor.
Bu nedenle takip etmek daha önemli. Tamam. Soruya bir ekleme yaptı arkadaşımız. Özellikle Dynamics 365 ürün ailesinin kendi içindeki çalışmasındaki entegrasyonunu sormak istemiş. Tabii orada her ürünün altyapısı farklı. Özellikle şu anda isimlendirmede biliyorsunuz artık Dynamics 365 Finance var. İşte Supply Chain Management ve perakende çözümümüz var. Bunların altyapısı bizim bildiğimiz eski ERP altyapısı ama sales tarafındaki, talent tarafındaki uygulamaların altyapısı farklı. Ama hepsi CDS dediğimiz Common Data Service, ki onun da adını değiştirdiler galiba, Dataflex oldu diye Dataflex oldu. makaleler okuyorum. Evet. Dataflex'i de söylemiş olalım. Dataflex altyapısıyla birbiriyle bağlanabiliyor. Ama tabii bunu yine de yani default'ta çalışabilen iyi bir entegrasyon olarak düşünmek lazım. Yani tabii ki ERP'nin içindeki bir satış modülüyle satın alma modülünün birbiriyle aynı database'i kullanarak yaptığı ilişkiden biraz daha farklı bir altyapısı var. Ama ürünler, Dynamics 365 ürün ailesi birbiriyle sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyebiliriz herhalde. Doğru. Yani Bir de bunlar aslında birbirinin modülü gibi artık çalışıyor diye ben görüyorum. işte modülden sanki bir tık daha uzaktalar. Yani modül, yani bir sales'la bir purchase modülünün birbiriyle çalıştığından bir tık daha uzaktalar. Çünkü altyapı farklı ama modülle çok yakın bir şekilde çalışıyor. Ben öyle düşündüm yaklaşık. Ya şöyle aslında ifade etmeye çalışayım. Eskiden zaten bütünleşik olanlar doğrudan modül gibi. Evet. Birazcık daha uzakta olanlar dediğin gibi. Yani eskiden birazcık daha mesela CRM tarafında olanla AX tarafında olan kısımlar birbirleriyle bir tık daha uzak senin dediğin gibi. Ama eskiden zaten birleşik olanlar. Mesela bir Supply Evet. Chain Management'da Dynamics 365 Commerce birer modül gibi çalışıyor. Kesinlikle, aynen katılıyorum. Kesinlikle. Ama eskiden dediğin gibi eskiden bunlar tamamen bağımsızdı. Bir CRM ile iş yapacaksan tamamen entegrasyon yazmanız gerekiyordu. Şu anda aynı görüntünün içinde arka planda kullandığı yazılım dili farklı olmakla birlikte veri tabanı seviyesinde Dataflex ile yani CDS ile aslında çok net bir entegrasyon sağlıyor. Orada birçok tool var. İşte belki ileride onun etkinliğini de yapacağız. İşte Dual Write dediğimiz bir özellikle direkt artık CDS üzerinden işlemler yapabiliyorsunuz. Power Apps artık zaten direkt ürünlerin içinde kullanılabiliyor. Default geliştirme ortamı gibi kullanabiliyorsunuz. Orada gelen birçok özellik ve yenilik var. Yani çok aslında yani detaylandırmak istemiyorum ama yani birkaç örnek vermekte de fayda var. Yani mesela raporlama araçlarından Power Apps kısmının raporlama diyorum affedersin. Yani Power Apps kısmında uygulamaların doğrudan mesela bir supply chain management içerisinden yapılandırılıyor olması yani apayrı bir deneyim değil. Aynı sürecin bir parçası doğrudan hani kullanıcı böyle başka bambaşka bir şey geçtiğini hiçbir zaman hissetmiyor. Veya işte veri anlamında söylediğim zaman bir 365 Fraud Protection yani Temmuz ayı ile birlikte doğrudan entegre olur hale geldi. Yani çok bir anlamlı bir işlem yapmana veya başka bir şey yapmana gerek kalmaksın. Bunlar bütünleşik olarak çalışıyor. Oturup entegrasyon hangi mesajlar gidecek kalacak gibi hiçbir şeyin derdine bu anlamda düşmeden bunu çok anlamlı bir efor harcamadan şey gibi hani aynı altyapıda iki ürün olarak kullanmak mümkün. Tamam. Şimdi biraz daha projenin aşamalarıyla ilgili birkaç sorum olacak. Eskiden de aslında aynı aşamalardan geçiyorduk. İşte analiz yapıyorduk, tasarım yapıyorduk, geliştirme ve test, sonra da canlıya geçiş yapıyorduk. Bu süreçler yine işin doğası gereği aynı kaldı ama süreçlerin ayrıntıları biraz değişti gibi geliyor. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin ya? Doğru. Yani aslında başta da bir cümle değinmiştim. Yani bunların adı aynı kaldı ama analiz tasarım aşama olarak aynı. İçeriği değiş dedik. Ne değişti? Yani analize baktığımızda artık yani bir ERP analiz ediyor gibi değiliz de bir dijital bütünü analiz ediyor gibiyiz. Yani bu doğru ürün konumlandırma için de geçerli bir şey. Yani bir müşterinin
dijital bütününü analiz ediyoruz ve bu gözle bakmak durumundayız. İşte neler değişti? Analizde yine daha fazla ürün odaklı olmalıyız. Yani bu da birçok sefer Nusret de özellikle bu kısmı vurgulamıştı. Geliştirme yapmak daha pahalı. Dolayısıyla daha fazla ürün odaklı olmak durumundayız. Raporlama analitik kısmında yine aks odaklı bir bakış açısı vardı ve SRS raporları üzerinden süreç şekilleniyordu. Şu anda ise Azure Data Lake Services gibi, işte yapay zeka komponentleri gibi, Power BI gibi bunların analiz sürecine dahil edildiğini görüyoruz. En azından şöyle bakmak gerekiyor. Hangi rapor türleri veya içerikler bu kısımlara, bu yapay zeka kısmına olsun, Data Lake Services kısmına veya Power BI kısmına konumlandırılabilir. Hangileri klasik anlamda anladığımız işte 365 içi formlar üzerinden yapılandırılır. Böyle bir ayrıma gitmek gerekiyor. Bunu da analiz safhasında konumlandırmak gerekir. Yani buna göre bir analiz çıkartmak gerekiyor. İkisi de çünkü bambaşka gereksinimler tanımlamamıza yol açacaktır. Nerede konumlandırdığı gereksinimleri de şekillendirecektir. Tasarım ayağına baktığımızda şey kısmı çok önemli. Yani roadmap'lerin bilgisinin tasarıma yansıması gerekiyor. Örneğin işte 3 ay sonra gelecek bir özellik varsa siz bunu tasarımda ona göre 3 ay sonrasında ve 6 ay sonrasında da geçiş yapacaksanız buna göre bir tasarım şekillendirmeniz lazım. Yani bir anlamda bugün değil geleceği bilerek tasarım yapmak gerekiyor. Tasarım konusunda değişen bir diğer konu ve yine biraz belki analiz sürecinin de parçası ürün deneyimleme, prototyping dediğimiz kısım. Yani birazcık sözel olarak ilerlerdi eskiden. Hem analiz kısmı hem tasarım kısmı. Veya işte böyle ufak örnekler üzerinden yapılandırıldı. Şu anda ürünü deneyimlemek için bir sandbox environment, bir ortam bulunduruluyor ve bunun üzerinde daha anlamlı ve daha çok veriyle yüklenmiş bir ortam bu. Yani sizin elle girdiğiniz birkaç tane test verisi değil. Çoğu zaman müşterinin anlamlı bir veri bütünlüğünü içeren bir ortam burası. Dolayısıyla bu da tasarımı değiştirdi. Ve deneyimleme üzerinden bir tasarıma doğru gidiyor ki bu yine değindiğimiz bu çevik yaklaşımla da örtüşen bir şey. Bunun da yani bu bir imkan bence ve proje implementasyon hızına ve kaliteye olumlu etkisi var. Başka bir konu tasarımda müşteri verisini bir bütün olarak görmek lazım. Yani şimdi ERP diyorduk, işte eskiden AX 2012 tasarım yapıyoruz. AX 2012 verisine bakıyorduk. Şu anda ise yani ERP'de mi, CRM'de mi, bambaşka bir yerde mi hiç fark etmez. Bu verinin bir bütün olarak görülmesi gerekiyor ki daha doğru tasarımlar ortaya konsun. Yani silo değil, bütüncül bir veri tasarımından bahsediyorum. Son bir şey de vurgulayayım. Burada az önce aslında Nusret detaylarıyla bu entegrasyon kısmını anlattı. Ona bir cümleyle değinmiş olayım. 365 Dynamics 365 ailesindeki tamamlayıcı ürünler ve hazır entegrasyonların kullanımını tasarımın bir doğrudan bir parçası yapmak lazım. Bu tasarımın olmazsa olmaz göz önünde bulundurulması gereken alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla hani eski tip sadece ERP odaklı bir bakış açısı değil, bütün bir şirket bütününe, şirketin verisine hangi komponentte, hangi ürün içerisinde olursa olsun, nerede konulanırsa konulansın bir bütün olarak bakmaya ve elimizdeki imkanları, ürün standartını ve hazır entegrasyonların kullanımına odaklı bir tasarım süreci yönetmek gerekiyor diyorum. Nusret, senin eklemek istediklerin var mı aynı konuda tasarım ve analiz süreçleriyle ilgili? Yani değindiğiniz gibi projenin temel aşamaları aslında çok fazla değişmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Ama özellikle analiz aşamasından sonra içerikte değişiklikler oldu. Hani tasarım ve geliştirme aşamaları birbirine çok yaklaştı ve iç içe geçti. Özellikle tasarım aşamaları daha da net hale dönüştü ve kısa tutulmaya başlandı. Tasarımda bir diğer önemli değişiklik de artık süreç odaklı tasarımlardan ziyade sistem ve sistemin süreçleri nasıl kapsadığıyla ilgili çalışmalar da yapılmaya başlandı. Yani artık modül bazında kurulum dokümanları oluşturuluyor
ve bunların tüm setuplarının nasıl yapıldığı projenin tasarım aşamasında belirleniyor ve bu sonraki tüm setuplar içinde bir referans haline dönüşüyor. Ve sektörel artık çözümler geliştirme yapılmak yerine dışarıdaki diğer bu konuda uzman programlarla entegre etmeye başladılar. Ve hani entegrasyonun önemli konularından biri de bu. Çok fazla ve karışık geliştirmeden ziyade gerçekten bu sektör için bir çözüm sağlamış bir programla ve o konuda uzman programla entegrasyon tercih ediliyor. Ve bu da hani geliştirme ve tasarım sürecini azaltıyor. Çünkü genelde danışman ve yazılımcılar ürün üzerinde uzmanlar ama sektörel ihtiyaçları tekrar analiz edip bunları sistem içerisinde nasıl tasarlayacağını veya geliştireceğini bilmiyor, müşteriden öğreniyor. Ve bu müşterinin isteklerine göre şekilleniyor ya da süreçlerine göre şekilleniyor. Ve sonuçları her zaman da müşterinin istediği gibi olmuyor. Yani başarılı da olmayabiliyor. Bu da nedenle önemli tasarım aşamasında sektörel çözümlerin entegre edilmesi. Test aşamasında ise artık süreç daha uzadı. Daha fazla test yapılıyor. İşte regression testlere önem verilmeye başlandı. İşte key user'ların test süreleri oluyor ve bunlar takip ediliyor. Yani özellikle departman yöneticileri tarafından. Çünkü kendi süreçlerinin sistemde ne kadar başarılı olduğunu bu testler sonucunda ölçebiliyorlar. Bunlar önemli değişikliklerdi. Özellikle bir de canlıya geçiş aşamasında değişiklik var. Bunu çok daha detaylı planlıyorsunuz canlıya geçişi. Ve Microsoft da dahil oluyor artık sizin canlıya geçiş planınıza. Çünkü artık onun da yapması gereken görevler var. Çünkü sizin canlı sisteminizle ilgili. Ve partner, müşteri, Microsoft hep birlikte canlı geçişini planlıyorsunuz. Tabii diğer entegre ettiğiniz sistemler varsa onlar da dahil oluyor. Artık aşamalar daha detaylandırıldı diyebilirim ben ve giderek şekilleniyor. Ve canlı sonrasında da yine belirli bir süre veriyorlar. Önemli olan işte hypercare diye geçiyor. Belki 15 gün ya da bir ay tüm proje ekibinin bu aşamada daha işte sistem odaklı çalışması veya herhangi bir sorun varsa tüm ekipler tarafından bilinmesi gibi bir aşama var. Bu aşamada da herkes daha hızlı aksiyon alıyor ve projenin başarısı için çalışıyorlar. Benim fark ettiğim aşamalardaki değişiklikler bunlar. Burak hocam sana sormak istiyorum. Biz önceki projelerde, eski versiyon projelerde genelde raporlamayı bir amaç olarak söylerdik ama o amaç için öncelikle ERP'nin düzgün kurgulanması lazım derdik ve ERP projesini aslında BI raporlamasını çok fazla dahil etmezdik. Onu ikinci bir proje gibi düşünürdük. Ama şu anda Embedded Power BI ile birlikte sanki artık bunlar tek bir projeymiş gibi geliyor bana. Sen ne dersin, ne düşünüyorsun? Ya buradaki yani hem tek bir proje gibi oluyor hem de yani bunu biz eskiden birazcık daha ayrı bir uzmanlık alanında görüyorduk. Özellikle BI kısmını yani düz raporları falan yapıyorduk ama danışman tarafında, teknik danışmanlar tarafında BI tarafını birazcık daha dışarıda tutuyorduk. Şu anda bu yani burada da birazcık böyle grileşen bir alan var. O da şu, işte bu dediğin gibi embed hale gelmesiyle beraber evet yani belirli danışmanlar ve bu alanda uzmanlar, Power BI tarafındaki uzmanlar bu işin verinin yapılandırılması, daha anlamlı hale gelinmesi konusunda bir takım çalışmalar yapıyorlar. Öte yandan bu hani doğrudan anahtar kullanıcılar veya son kullanıcılar da kişiselleştirme ile beraber
artık bir anlamda kendi raporlarını, kendi dashboardlarını yapabilir durumdalar. Veya bunu yapabilen kişiden alabilir durumdalar. Bu kısmı da önemli bir değişiklik bence. Çünkü bir kişi görmek istediği bir şeyi şu anda sağ tıklayıp işte hazır olan parçalardan, komponentlerden değerleyerek çok rahat kendi önüne düşürebiliyor. Yani raporların bir uzmanlıktan çıkan bu boyutu var. Yani kişiselleştirme boyutuna gelen tarafı var. Doğrudan son kullanıcıya hitap eden bir tarafı var eskiye kıyasla. Bir de eskiden olduğu gibi bir uzmanlık alanı kısmı var. Özellikle de bu yani özellikle de bu kullanıcı tarafı daha önce hiç hayatımızda olmayan bir kısımdı. Bu da şey yani ilave olan kısmı diyebilirim. Evet, aynı soruyu sana da sormak istiyorum. İlave olarak şunu da merak ediyorum. Yaptığım analiz ve tasarımda artık BI'ye yönelik de süreci ele alıyor musunuz? Nasıl oluyor? Ya analiz ve tasarımda evet raporları mutlaka ele alıyoruz. Ama bizim yani en azından benim tecrübe ettiğim bizim rolümüz biraz daha farklılaştı. Önceden raporları analiz eden, onları gerekiyorsa işte standart raporlarla çözen veya yeni geliştirmelerle çözen bir rolümüz vardı ve sistem içerisindeki özel rapor üretimi çok fazlaydı. Artık bu rol biraz destekleyici bir role dönüştü. Benim kendi tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Rapor analizlerini artık genelde BI danışmanları yapıyor. Ve o analiz içerisinde tamamen müşteri tarafıyla anlaşan, konuşan, tasarlayan artık onlar. Ve sistem içerisinde veriyi nasıl alacağını veya nasıl kullanacağını danışmanlara sorarak öğreniyor. Ve biz artık orada BI danışmanlarını destekliyoruz. Evet bu projenin bir parçası, ayrı bir proje gibi düşünülmüyor. Ama artık farklı bir rol bu sorumluluğu üstlendi. Yani ben son yani 2 senede sistem içerisinde çok az özel rapor yaptırdım. Yani evet sistemdeki mevcut raporlar kullanılıyor ama o oran da bence düştü. Artık müşteri kolaylığından ve her yerde bakabildiğinden gibi birçok neden var. BI raporlarını daha fazla tercih ediyorlar. Tabii kullanılan BI tool da önemli. Power BI ya da başka tool'lar da kullanıyor olabilirler ama biliyorsunuz müşterilerdeki BI tool'larının kullanımı da eskiye göre çok fazla arttı. Artık birçok müşteri bunu kullanıyor ve ERP içerisinde çözmek yerine BI platformunda bu raporları tüm çalışanlarına sunuyor ve onlar kullanıyor. Ve hani değişiklikler de onların üzerinden oluyor. Böyle bir değişiklik benim yaşadığım. Hani bu aslında hem sorumluluğun paylaşılması hem de sisteme olan yükün azaltılması haline de geliyor. Çünkü biliyorsunuz bazı süreci hani yönetmeniz için gereken raporlar alabiliyor ve bunlar sistemi çok fazla yorabiliyor. Bunlar artık BI tarafından sunulduğu için sizin sistem performansınızı etkilemiyor ve finans özellikle bu konu finans departmanı çok mutlu BI raporlarını kullanmaktan benim fark ettiğim. En çok rapor isteyen genelde finans departmanı olur zaten. Evet, kesinlikle. Hani bir de biliyorsunuz artık BI için kendi veri tabanını oluşturup onu senkronize edebiliyorsunuz veriyi. Ve hani bunu da artık çok sık bir şekilde veri senkronize edebiliyor ve kesinlikle çok hızlı bir şekilde bu veriye ulaşabiliyor. Artık rapor çalıştırma süreleri de çok kısaldı. Nusret, birçok kez bahsettin ama ben özel olarak tekrar sormak istiyorum. Test çok önemli ama bizim özellikle Türkiye'de yaptığımız projelerde yani iyi anahtar kullanıcılar varsa anahtar kullanıcılar test ederdi ama onun haricinde doğru dürüst danışmanlar haricinde kimse test yapmazdı. Bir daha özetlemen gerekirse test hakkında ne söyleyebiliriz? Ya özetlemek gerekirse hani artık testler hani öncelikle biliyorsunuz danışmanın yaptığı testler var. Sonrasında key user'ların yaptığı testler var. En sonunda ise
regression test dediğimiz testi yapıyoruz. Ve buna bir ek olarak da load testing geldi. Bunu da bazı müşteriler artık yapmaya başladı web tabanlı olduğu için. Hani ilk teste dönecek olursak danışmanların yaptığı test, danışman aslında tüm detayları test etmiyor veya sürecin tüm detaylarına hakim olmayabiliyor. Dolayısıyla kendi tasarladığı veya değiştirdiği süreçleri test ediyor. Fakat iş key user testine gelince key user artık tüm senaryoları test etmeye başlıyor. Yani danışmanın artık daha da detaylı hakim olmadığı, tamamen kendi sürecini nasıl yapıyorsa birebir aynı yaptığı veya kendi iş saatlerine göre, çünkü hani ne kadar oluşturduğu bile önemli, ne zaman oluşturdu. Bu tüm senaryoları düşünerek test ediyor. Bu aslında bize gerçekçi sonucu veren de genelde key user testleri oluyor. Evet, Türkiye'de çok fazla önemsenmiyor veya genelde müşteriler çok fazla kaynak ayırmayabiliyor key user testlerine. Ama işte o da sonrasında herkesi etkiliyor. Daha fazla belki key user testlerinde fark edilemeyen hatalar canlıda çözülmek zorunda kalınıyor. Veya belki bu testlerde geçememesine rağmen canlıya alınan işler olabiliyor. Yani bu 365'te artık daha önemli. Senin de değindiğin gibi artık canlıda koda veya veriye müdahale edemiyorsunuz. Ve testin önemini daha da artırıyor. Ve ek olarak eğer yeni versiyonları alıyorsanız ve update ediyorsanız regression test tool'unu kullanarak tüm test case'lerini test edebiliyorsunuz. Bu hem kaynak olarak bir avantaj, kaynak ayırmanıza gerek kalmıyor. Ve aynı zamanda da birçok senaryoyu, önceden tanımladığınız birçok senaryoyu da test etmiş oluyorsunuz. Benim yaşadığım tecrübe müşteri nasıl yönetiyor? Yani son projemde müşteri onu çok güzel yönetti. Şöyle bir sistem uyguladı. Key user'lar için bir test süreci belirledi. Sanırım 20-25 gün kadardı. Ve bu 20-25 gün sürecinde her gün sabah her key user'ın sorumlu olduğu bir modül var. Ve bu modülde de test görevleri var. Ve DevOps üzerinden herkesin hangi gün ne kadar bu görevleri tamamladığını ölçerek ilerlediler. Ve hani biliyorsunuz DevOps'ta da dashboard var. Hangi modülde, işte bir modülde diyelim ki 200 farklı test senaryosu var. Her gün yüzde kaç ilerliyor? Kalan testler neler? Hangileri geçemiyor? Hangileri başarıyla geçti? Bunu 20 gün boyunca takip ettiler. Her gün kısa toplantılar. Bir ufak şey sorabilir miyim? Devam et ama bu test senaryoları dediğini kim yapıyor ve ne kadar bir vakit alıyor? Bunlar zahmetli işler mi, bu senaryolar oluşturma? Ya çok zahmet değil. Genelde danışmanlar, işte solution architect'ler de dahil oluyor. Genelde danışmanlar yapıyor. Aynı zamanda key user'lar da güncellemeler yapıyor. Bunu bir kere yaptığınızda aslında her modül için bir taslak oluşuyor ve yeni gelen bir süreç olmadığı sürece aynı senaryoları tekrar tekrar kullanıyorsunuz. Yani aslında bir kere yapmanız yeterli. Daha sonrasında bütün testleriniz için bir referans haline dönüşüyor. Diyelim ki işte posta yeni bir geliştirme yaptığınız test yapılıyor ama sadece o geliştirmeyi yapmıyor key user. Tüm bu test senaryolarını da yapmak zorunda. Başka bir süreci etkilediğini bilmiyor çünkü. Bundan emin olmak istiyor. Eğer posta 200 farklı testi varsa hepsi bu taslaktan hepsini sırayla yapıyor. Bir son bir şey de benim en son olarak testte load testing. Geçen sene yaptım ben onu. İşte biliyorsunuz farklı tool'lar var artık load testing için. Web tabanlı olmasından dolayı artık 365'in bu tool'ları kullanabiliyoruz. Özellikle bazı müşterilerin mevsimsel olarak yoğun olduğu dönemler oluyor. Bu tabii sektöre göre değişiyor. Bu yoğun dönemlerde sisteminin
bu yoğunluğu ne kadar kaldırabildiğini ölçmek istiyor önceden. Bu bir referans oluyor. Özellikle burada hani retail sektörü için diyelim, Ekim, Kasım ve Aralık ayları yılbaşından önce en yoğun aylar ve bu aylarda aldığınız sipariş miktarı işte ya da web sitenizden gelen, entegrasyonla gelen siparişler, ödemeler hepsini load testing ile önceden tahmin etmek için böyle bir çalışma yapılıyor. Bu çok da faydalı oluyor çünkü artık üst yönetime sunuyorlar bu dönemlerde. En fazla ne kadar işte sipariş verisi işlenebilir, entegrasyon ne kadarını kaldırabiliyor, şu kadar veri sonra artık timeout hataları alabiliyorsunuz ya da sipariş işlerken süreler artabiliyor veya depoya gönderdiğiniz emirlerin ne kadarı tamamlanabiliyor. Tüm aslında sistemin kapasitesini ölçüyorsunuz load testing ile. Yani bu tool'larla da aslında sizin yine test senaryoları oluşturuyorsunuz. Ama bu tool'larla diyelim ki 50 farklı sanal makinede her bir senaryo aynı anda koşuluyor. Ve siz de bunları izleyebiliyorsunuz. Bunun da ben çok faydasını gördüm. Çünkü artık bu şekilde birçok performans sorunlarını özellikle önceden tahmin ediyorsunuz. Ve bunun üzerine de artık bunun sonuçları üzerine de belki Microsoft'ta ya da partnerinizle üzerinden geçip iyileştirilmesi gereken konular üzerine çalışmalar başlıyor. Evet. Özellikle büyük projelerde, entegrasyonun yoğun olduğu projelerde mutlaka yapılması gereken bir süreç. Çok doğru diyor. Yakup Hocam, sen test süreciyle ilgili neler söyleyebilirsin? Bir de bunu bizim eğitimle de birleştirmeni istiyorum. Şöyle ki aslında özellikle en etkili testi Nusret'in söylediği gibi aslında anahtar kullanıcılar yapıyor ama anahtar kullanıcıların da genelde ürünü bilmiyorlar proje başlangıcında. İyi bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Eğitim ve testi birlikte düşündüğünde neler söyleyebilirsin? Eski versiyonlarda testler birazcık danışmana göre değişiyordu. Yani biraz kişiseldi. Hemen hemen her şey gibi, hemen hemen her doküman gibi birazcık daha kişiseldi. Ve şu anda kullandığımız araçlar yoktu. Bu araçlarla birlikte artık daha öznel, daha ortak yapılar üzerinden ilerlemeye başladı. Ya bu test eğitimi birleştirici olarak belki yani çok uzakta olmayan alanlar, görev kaydedicisinden, task recorder'dan yani özellikle bahsedebilirim. Bu task recorder konuyu döküman odaklı olmaktan ziyade deneyim odaklı bir noktaya taşıyor. Ve işte yani az önce Nusret'in bahsettiği load testing'de mesela görev kaydedicisi üzerinden yaptığınız çalışmayı kullanabilirsiniz. Bunu bir kullanıcının simülasyonu olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu görev kaydedicide ürettiğiniz şeyi eğitim için de kullanabilirsiniz o süreci. Ve burada da işte bir ne vardı? İşte eskiden eğitim dokümanları vardı veya eğitim videoları vardı. Bunlar statik dokümanlar ve sadece bakıyordunuz. Uygulamayla doğrudan bir bağı yoktu. Veya ne kadar başarılı bir şey uygulayıp uygulamadığınızı veya hiç bu işe hani dokunup dokunmadığınızı da gösteren şeyler değildi bunlar. Yani bir tane doküman var elinizde. Onu hiç açmamış bile olabilirdiniz. Ama şu anda bunları biz posta birer görev olarak açabiliyoruz ve bir kullanıcı bu işi gerçekten deneyimledi mi, deneyimlemedi mi bunu anlayabiliyoruz. Yani dolayısıyla hani bu daha verimsiz olan, daha statik olan, daha metne dayalı ve daha sıkıcı olan aslında parçalar, işler projelerimizden çıktı. Şu anda kullanıcıya daha fazla hitap eden, daha kullanılabilir olan bir altyapı geldi. Ve deneyim odaklı olduğu için de verimli olduğu için de daha fazla tercih ediliyor. Yani eskiden kimsenin ulaşmak istemediği şeylerdi. İşte az önce sen de değindin. İşte test yapılıyor mu yapılmıyor mu çok belli değil. Üstün körü bir takım şeyler yapılıyor. Eğitim de biraz hakeza öyle bir şeydi. Ama bundan işte bu verimli araçlar sayesinde biraz çıktık ve daha anlamlı bir noktadayız şu anda. Eğitim konusunda yani şu bu normal klasik bizim bu 365 üzerindeki eğitimleri ilaveten başka araçların konumlandığını da söylemek lazım. Mesela bir Dynamics 365 Guides uygulaması var. Guides uygulaması şirketlerin eğitimi üzerine
yani odaklanan bir ürün. Bunu HoloLens'le de birleştirdiklerinde özellikle hani büyük makine ve araçların parçalarının eğitiminde, bakımının yine yapılmasındaki eğitimlerde doğrudan 3 boyutlu tasarımlar üzerinde ve karma gerçeklikte birleştirilmiş durumda. Yani fiziki gerçekliğin üzerine sanal bir takım talimatların yerleştirdiği bir uygulama üzerinden bu eğitimi gerçekleştirebiliyorlar. Özetle geçmişe kıyasla daha anlamlı, daha güzel araçlarımız var ve şirketler için özellikle hani bu alanda eğitim alanına odaklanan şirketler için bu Finance and Operations'ın veya LCS'in klasik araçlarının ötesinde Dynamics 365 Guides gibi uygulamalar da var ve bu uygulamalar çok daha zengin bir deneyim sunuyor. Teşekkürler Erkut Hocam. Artık süremiz azalıyor. İki tane daha, iki son sorum olacak. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Ürünle ilgili ve proje yönetimiyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Genel olarak merak ettiğim, özellikle yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bu üründe veya proje yönetimindeki yeniliklerden en çok beğendiğiniz, kullanmaktan zevk aldığınız araç, özellik nedir? Ne söyleyebilirsin? Hala sizi heyecanlandıran? Ben devam ediyorum şeyden. Yani şöyle, benim için yani bir kere bu olanakların hani bu bahsettiğimiz ürünler dünyasının başlı başına bir anlamı var. Bu o kadar fazla kombinasyon ve o kadar fazla olasılık sunuyor ki aslında burada neredeyse hayalleriniz kadar geniş bir şey var. Geniş bir dünya var. Ve yani bu sizin şirketi ne kadar doğru anladığınız ve ürünleri ne kadar doğru anladığınıza göre bu olanaklar elinizin altında ve o anladığınız ölçüde de bunları gerçekleştirebilir durumdasınız. Benim en beğendiğim kısım ise özellikle Finance and Operations'ın arayüz için söyleyeceğim. Hani kod yazmak için kişiselleştirme imkanları çok gelişti. Ve bu yaptığınız kişiselleştirmeleri paylaşım imkanları genişledi. Dolayısıyla bu kullanıcıyı daha cezbeden, daha işin içerisine çeken bir tarafı ve benim de aslında yapmaktan zevk aldığım bir taraf. Kişiselleştirmenin dışında bir de bu hani az önce değindik bu rapor komponentlerinin ürünün içerisinde doğrudan yerleşik olması da çok güzel bir uygulama. Bir başka belki vurgulayacağım bir şey de bunların böyle tek ve arayüzde birleşmesi. Mesela eskiden Microsoft'a ürün fikir vermek için gidip işte ideas.microsoft.com'a girmeniz lazımdı. Şimdi ürünün içerisindeyken doğrudan işte tıklayıp bu geri bildirimi sağlayabiliyorsunuz gibi. Bu şekilde bu bütünleşiklik ve bu bütünleşikliğin içerisinde de işte özelde örnek olarak verdiğim bu rapor komponentleri benim beğendiğim taraflar. Çok yani olumlu bir noktaya geldi ürün. Aslında çok şey söylenebilir ama ben bu kişiselleştirme ve rapor komponentlerini ön plana çıkartıyorum. Teşekkürler hocam. Aynı soruyu Nusret sana da sormak istiyorum. Bu arada ben kendi açımda single sign-on'u beğeniyorum. Çünkü o kadar çok yere login olmamız gerekiyor ki yani hepsini aynı tabda açıp hızlıca geçebilmek yani ERP'den CRM'e, CRM'den Azure DevOps'a, Azure DevOps'tan Lifecycle Services'e aynı anda hızlıca geçebiliyor olmak gerçekten işi kolaylaştırıyor. Evet, bence de çok fazla kolaylık sağlıyor. Tek bir mail adresiyle hem LCS'i hem DevOps'u hem işte Finance and Operation hepsini kullanabiliyorsunuz. Benim proje esnasında beğendiğim tool DevOps. DevOps'u kullanmayı çok sevdim ve hani biz danışmanlar için de çok fazla kolaylık sağladığını düşünüyorum. Projenin başından sonuna kadar tüm süreçleri yönettiğiniz bir ortam haline dönüştü. Önceki projelerde çok fazla kullanmadığımız bir ortamdı. Ayrıca biliyorsunuz LCS'de ve 365 ile entegre bir şekilde çalışabiliyor. Orada açtığınız ticket Microsoft'ta gönderilebiliyor. Üründe içinde ise son versiyonlarda olan performans iyileştirmelerini ben çok sevdim. Özellikle batch job'larda olan performans iyileştirmeleri artık gözle görülür
olarak gelişti. Ve çok daha süreçleri parçalayıp kısa kısa ama izleyebilerek bitirebiliyorsunuz. Bu güzel, bence ürün için güzel bir gelişme. Hani retail tarafında trickle feed statement özelliği geldi. Artık mesela örneklerden biri o. Daha fazla batch job çalıştırıyorsunuz ama multi-thread çalışıyor ve çok hızlı bir şekilde post edebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok örnek var. Evet, batch ile ilgili gerçekten inanılmaz gelişmeler geldi. Sen bunu söyleyince bizi eski versiyonları dinleyenler vardır mutlaka. 3.0'da bir batch'i çalıştırmak için client açık bırakırdık. Evet. Zaman geldiğinde o client da çalışırdı. O günlerden bugünlere artık paralel processing'in çok efektif kullanıldığı günlere geldik. Gerçekten ürün çok gelişti. Evet. Ya o da gerçekten hani yaptığınız işte etkili hale dönüşüyor. Bazen çok daha hızlı sonuçları almak durumunda kalıyorsunuz ve hani 1 saat, 2 saat bir bad job'un bitmesi can sıkıcı hale dönüşüyor. Aynı şekilde raporlar için de bu şekilde bekleyebiliyorduk önceden. Şimdi bu süreler daha kısaldı ve performans bu tür süreçlerde iyileştirildi. Teşekkürler. Son olarak Nusret, senle devam edelim. Bizi dinleyen arkadaşlara, özellikle danışmanlık ve iş analistliği yapmayı düşünen arkadaşlara ne tavsiye edersin? Aynı zamanda yurt dışındaki deneyiminle, Londra'daki, İngiltere'deki deneyimle de bunu birleştirip neler tavsiye edersin? Hani tavsiyelerim aynı zamanda kendime de olur. Evet. Çünkü ben de danışmanlık yapmaya devam ediyorum. Ya artık güncel kalmak önemli bir konu oldu. Ürün hızla değişiyor, gelişiyor. Ve siz hala eski bilginizle yeni projeleri yönetemiyorsunuz. Öğrenmek zorundasınız. Mutlaka kendinizi güncel tutmak zorundasınız. Bu önemli bir konu haline dönüştü. Evet, sektörel tecrübe ya da proje tecrübesi çok önemli. Ama bunun yanında artık güncel olmayı da ekledik. Proje tecrübesi olarak da hani ben uluslararası çalışan müşterilerle yapılan proje tecrübesini biraz önemli buluyorum. Daha lokal müşterilerle yaptığınız projeler kısıtlı olabiliyor. Ya da danışmanlık yaptığınız konular sınırlı oluyor. Çok müşteri odaklı çalıştığınız için. Ama uluslararası olan projelerde farklı ülkelerle, farklı ekiplerle ve farklı partnerlarla birlikte çalışıyorsunuz. Bu sizi geliştiriyor. Öğrenmenizi, daha fazla öğrenmenizi sağlıyor. Projeye ya da kendi işinize olan yaklaşımınızı değiştiriyor. Hani ben de burada katıldığım projelerde çok fazla şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Tabii her proje kendine özgü. Türkiye'de çok güzel projeler yapılırken, işte İngiltere'de de çok kötü projeler yapılabiliyor. Bulunduğunuz proje sizi etkiliyor açıkçası. Ama yine de her zaman dışarıdan bakıp en profesyonel şekilde bu işi nasıl yapabilirsiniz, nasıl olması gerekiyor, bunu bilmek gerekiyor. Ama günün sonunda da tabii bulunduğunuz projeyi teslim etmelisiniz ve onun gerekliliklerini nelerse yapmak zorundasınız. Nusret, bir şey daha sormak istiyorum. Biliyorsun bizden çok fazla aslında teknik insan, yazılımcı daha fazla yurt dışına gitti. Tabii yazılımcı olduğun zaman çok fazla belki iletişim kurman gerekmiyor. Dil problemi çok fazla yok ama danışmanlık direkt son kullanıcıyla veya anahtar kullanıcılarla çok fazla iletişim gerektiren bir alan ve sen direkt danışmanlık yapıyorsun. Burada özellikle iletişimde veyahut da kültürel farklılıklardan kaynaklanan zorluklar nelerdi? Yaşadın mı böyle durumlar? Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Danışmanlıkla iletişim çok önemli. Ve siz kendi diliniz dışında başka bir dilde de yapıyorsanız bu işi ve ana diliniz değilse mutlaka zorluklar yaşıyorsunuz. Ben de çok yaşadım. Ve bunun yanında da kültürel farklılıklar var. Buradaki hani belli bir proje kültürü var. İnsanlar biliyorlar ama siz
yeniden öğrenmek durumundasınız. Türkiye'deki öğrendiğiniz proje yapış şekli burada geçerli olmayabiliyor. Ek olarak da farklı ülkelerden çok farklı fazla gelen insan var. O insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Onların da ana dili İngilizce olmayabiliyor. Ve onları da anlamak zorundasınız. Key user'lar için de aynı şey geçerli. Ve yazışma daha fazla oluyor. Dokümantasyonun olduğu gibi çok fazla yazışma dönüyor projeyle ilgili. Ve hani yazı dilini de öğrenmeniz gerekiyor bir şekilde. Bunların hepsi zorlayıcı şeyler. Ama hani zorlarken de öğreniyorsunuz. Öyle de bir avantajı var. Ve başka bir ülkeyle çalışıyorsanız eğer, yani başka bir ülkede bir ekiple, mesela ben Hong Kong'da bir ekiple çalıştım bir süre. Onlar bize destek verdiler. Orada da çünkü şirketin bir şeyi vardı, site'ı vardı. Ve hani orada bir partnerle bu işleri nasıl yürüteceksin? Onları öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar da farklı bir zorluk ve aynı dili kullanarak yapmak zorundasınız. Herkes İngilizce konuşuyor orada da. Ama hani sonuçta evet zor ama belirli bir süre sonra aşılıyor bunlar. Zamanla siz de öğreniyorsunuz. Belki ilk aylar daha zor geçiyor. Ama sonraki aylarda artık öğrendikçe bir de hani ürün ve proje ile ilgili tecrübelerinizi de ön plana çıkarak bunları aşıyorsunuz. Teşekkürler Mustafa. Ya sen ne söyleyebilirsin, ne tavsiye edersin? Ya tavsiyeler konusunda biraz tekrar mahiyetinde olacak ama az önce bahsettiğim bu platform ve getirdiği imkanları tanımak çok önemli. Dediğim gibi bu neredeyse sınırsız bir noktaya doğru gidiyor. Çok fazla ürün var ve birbirleriyle bunlar etkileşim içerisinde. Dolayısıyla bunları tanımak önemli. Bunları tanımak için de benim de yapmaya çalıştım. Sık sık docs.microsoft.com'u ziyaret ediyorum. Bir de ya burada sadece tanımak değil de deneyimlemek önemli. Eğer yapabiliyorsanız muhakkak ürünleri deneyimleyin derim. Ya bu birkaç şeyi ön plana çıkarmış olayım. Teşekkürler Hocam. Ben aslında söz sendeyken şu anda bir aktif sorumuz yok. Her soruyu konuştuk. Hani kendi hazırladığımız başka sorular var ama süremizi tamamladığımız için burada bitirelim. Yakup Hocam son sözünü alabiliriz. Son söz olarak ben işte Nusret'e teşekkür ediyorum. Sana organizasyon için çok çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de tek tek yine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Ağzına sağlık Hocam. Nusret, senin mesaiden sonra direkt aldık. Biz de 10 ama sen de biraz daha erken vakit. Biz de katıldığın için teşekkür ediyoruz. Senden de son sözlerini alabiliriz. Ya ben de öncelikle dinleyen herkese vakit ayırıp dinlediği için çok teşekkürler. Umarım hani dinlediklerine değmiştir, faydalı olmuştur konuştuklarımız. Ve bundan sonra da hani bu organizasyonların artarak devamı gelir ve biz de dinleriz. Çünkü hani çok geniş bir alanda çalışıyoruz. Biliyorsunuz herkesin tecrübesi çok değerli ve farklı tecrübeler var. Bizim de paylaşmaya ihtiyacımız var. Bence çok da faydalı oluyor. Benim açımdan da çok faydalı oldu. Birçok şey öğreniyorum. Bu nedenle de sana ayrıca tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok değerli bilgiler aldık. Ben biliyorsunuz yazılım kökenli birisiyim ama işim icabı aslında danışmanlık tarafına daha çok girmek zorunda kalıyorum son zamanlardaki projelerde. Sizden de çok şey öğrendim. Çok faydalı bilgiler sundunuz bize. İlerleyen süreçlerde tekrar etkinliklerimizde sizleri görmek mutlaka isteriz. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Hepinize bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Anketimizi doldurursanız oradan bize geri bildirimde bulursanız çok seviniriz. Oradaki geri bildirimlere göre etkinliklerimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bu etkinliğin kaydını da YouTube'a yükleyeceğim. Oradan da yorumlarınızla bize destek olup bilgilendirme yapabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.